bizleri izleyen değerli izleyenler, hoş geldiniz. Bugün gündem bir hayli yoğun. Bugün aramızda Gelecek Partisi Ordu İl Başkanı Avukat Safa Aydın. Ali Safa Aydın'a hoş geldin demeden önce bugün yine şapka nedir dedi arkadaşlarımız. Dedi ki şapka eskiden insanlar birbirlerine inanmadıklarını, ciddiye almadıklarını belirtmek için, ifade etmek için külahımı anlat derlermiş. Artık külah kalmadı diyoruz. Biz sizi ciddiye alıyoruz. Bugün ve her zaman ekranlarda olduğumuz sürece şapkayı anlattığınız her şeyi ciddiye alacağız dedik. Bu mikrofonlarda, bu kamerada söylediğiniz, konuştuğunuz her şeyi ciddiye alınacak dedik. Evet, bugün ciddiye alacağımız bir konuğumuz yine aramızda. Sayın Avukat Ali Safa Aydın'a, başkanıma hoş geldin diyelim. Programımıza başlayalım. Başkanım, hoş geldiniz. Gündemimiz çok yoğun. Evet. Şimdi hangi sorudan başlasak diye düşünürken önce prosedür gereği izleyenlerimiz sizi tanısın. Ardından sorularımız olacak. Konuşulacak çok şeyimiz var çünkü. Evet, sizi tanıyalım, ardından hızlıca başlayalım. Buyurun başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle bize yayınınızda aradığınız için. Tüm izleyicilere de buradan selamlar kendilerine iletiyorum. Söze başlamadan önce bugün şehit Mehmet Selim Kiraz savcımızın şehit edilmesinin seneyi devriyesinde kendisini rahmetle anıyoruz. Kendimi tanıtacak olursam Gelecek Partisi Ordu kurucu il başkanı olarak 2 Temmuz'dan itibaren atanmış bulunmaktayım. Ordu'da serbest avukatlık yapıyorum. Bir çocuk babasıyım. 1 yaşında taze babalardan birisiyim. Maşallah. Bu yola çıktık arkadaşlarımızla birlikte. Ordu'ya gelecek getirmek için, Ordu'ya bir yeni nefes olmak için bu yola baş koyduk. Bismillah dedik. İnşallah karşılığını alacak şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet başkanım, ben de şöyle söyleyeyim. Genç bir başkanımızsınız. Sonuçta siyasi partiniz de çok genç aslında. Evet. Yani genç bir siyasi partinin genç bir başkan olması lazımdı. Çünkü şunu gördük, biz de bir heyecan gördük. Yürünecek yolumuz var dediniz, söylenecek sözümüz evet. var dediniz. Biz de bu yolda öncelikle başarılar diliyoruz size. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Fakat zor bir yolculuk. Şunu hem size ifade etmek istiyorum hem de değerli izleyenlere. Evet arkadaşlar, sevgi insanı sevmek zorunda değil. Yani sevgi mecburi bir kavram değil. Fakat saygı göstermek zorundayız. Bugün Sayın Avukatım, Sayın Başkanım, bugün konuğumuz. Özellikle benim konuğum, şahsen benim konuğum. Çünkü ben davet ettim. Başkanımla konuşmak istedim. Çünkü başkanımın siyasete dair söyleyecek sözleri vardı. Bugün konuğum başkanım. Yorumlarınızı elbette yapabilirsiniz. Eleştiriler elbette olabilir. Fakat bunu sık sık tekrarlıyoruz ekranlardan. Lütfen bütün siyasi partilere biz eşit mesafedeyiz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti bizim için hepsi aynı anlam ifade ediyor. Fakat lütfen siz de yorumlarınızı yaparken, eleştirinizi yaparken Sayın Başkanımın bizim konuğumuz olduğunu göz önünde bulundurun ve bu şekilde yorum yapın istiyoruz. Evet, sorularınız varsa alabiliriz. Başkanıma yönetmek istediğimiz soruları buradan soracağız başkanıma. Bizim de şahsi sorularımız evet. var başkanım. İzleyenlerden de soru alacağız. Fakat ilk soruyu bir soralım. Bugün Sayın Genel Başkan'ın bir özel televizyon kanalında açıklamaları oldu. Evet. Ben açıkçası biraz şaşırdım. Yani bugün aslında biz ülke gündeminden ziyade yerel gündeme inmek istiyoruz. Fakat elimizin ne tarafı alsak ülke gündemiyle karşı karşıya da kalmıyor değiliz. Bugün Genel Başkan'ın Naci Ağbal'la ilgili açıklamasını muhtemelen izlemişsinizdir. Evet, tabii, tabii. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir bunu yerele indirgeyecek olursak. Türkiye'de bu tek adam rejimiyle, Cumhurbaşkanlığı rejimiyle her an her şey olabilecek bir duruma geldik. Gece yastığa kafamızı koyarken artık yarını düşünecek. Yani geleceği değil, artık yarın ne olacak diye kısa vadede artık planlar yapacak duruma düştük. Sayın Genel Başkanımızın sabah dediğiniz yayında bahsettiği gibi Naci Ağbal'ın görevden alındığı tarihten önceki 18-19 Mart tarihlerinde normalde bir Türkiye'de ortalama olarak günlük dolar alım satımı 150 milyon dolarken bu görevden alma sürecindeki 2 gün önce yani 18-19 Mart hı hı. tarihlerinde normalde 300 milyon dolar yani toplamda 450 milyon dolarlık bir menkul döviz alımı gerçekleşiyor. Dövizin alındığı zaman kur 7.20. Evet. Naci Ağbal'ın görevden alındıktan sonraki kura baktığımızda 8.40. Ve buradan yaklaşık 300-350 milyon TL'lik bir kar var. Şimdi bunu şöyle incelemek lazım.
hükümet veya iktidar isimler üzerinden bir politika yapmaya çalışıyor. Ancak politikayı kurumlar veya duruşlar vasfında yapması lazım. Şimdi Naci Ağbalı görevden aldı, yerine başka bir isim atadı. Bakıyoruz kendisinin geçmişte doçentlik ünvanını bile intihalle aldığına dair bir soruşturma geçirdiği. Yani Naci Ağbal incelendiğinde saygı duyulur birisi. En azından dünyada karşılanacak birisi. Geçmişteki görevlerden kaynaklı. Geriye gelen insan bunu şartları bile karşılayacak birisi nasıl olur da uluslararası camiada bir saygınlık veya bir karşı alacağı düşünülerek yerine böyle bir isim konur. Arada dediğimiz gibi yaklaşık 300 milyon dolarlık bir alım var. Masak bildiğiniz gibi 1000 TL'yi bankasına yatırıp yatırmadığına dair herkesin soruşturmasını yaparken bu 300 milyon doların bir anda neden aldığının incelenmesini biz talep ediyoruz. Evet. Bu 300 milyon TL'yi alan kim? Alıp da satan kim? Bu kar kim? Yani bu sonuçta Merkez Bankası'nın kasasına alınmış bir para. Kim başkanım? Yani bir önce hukukçu olarak aslında sormak istiyorum size. Yani, bir hukukçu gözüyle bu para nereye gitmiştir? Bir siyasi bakmayalım olaya. Naci Ağbal istifa etmedi. Sonuçta bir gece yarısı bir kararnameyle görevinden alındı. Kendisi her ne kadar şükranlarını sunsa da ayrılırken. Sonuçta ayrı bir şey zaten. onu da sormak istiyorum. Yani bir insan görevden alındığı için neden teşekkür eder? Konuya objektif bakınca böyle bir soru işareti karşıma çıkıyor. Niye teşekkür ettiğiyle ilgili. Fakat aslında şu an konuştuğumuz konu biraz daha vahim. Evet. Yani sonuçta dediğim gibi kendisi istifa etmedi. Yani öyle bir sürpriz anı olmadı. Sonuçta devletin beklenen bir şeydi. Devletin karar merciği tek adam rejimi olduğu için Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir gece vakti görevden aldı. Yani önceden planlanmış bir şeydi. Öyle bir anda sürpriz olup da bir sürpriz baskınla alsat oyunları olan işte bu şu an yapılan alsat oyunları gibi bir şey değil. Bu planlı olacak bir şey. Bundan önceden haberdar olanlar kim? Bu yatırımı yapanlar kim? Ve doların geri az da olsa müdahalelerle geri geleceğini fark edip de doların en yüksek tavan şeyinden satarak bu hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak kârı elde eden kim? Sonuçta bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Evet. Sonuçta bu Merkez Bankası'nın elde edeceği bir kârken burada şahıslar üzerinden bir kâr var. Bunun biz incelenmesini talep ediyoruz. Hı hı. Yani bunu devlet kurumu olan MASAK inceleyecek. Evet. Yani biz tabii ki bir kimsenin üzerine şaibe atıp da ortada bulandırma niyetimiz yok ama ortada olan bir istatistik var. Bu rakamlar öyle sallamasyon istatistikler değil. Devletin kurumlarına aldığımız istatistikler. Sonuçta realde olan bir şey. Evet. Havada kalan bir şey de değil. Hayatta her bir yapılan eylemin bir karşılığı vardır. Bu eylemin karşılığının kimler yaptığını, eylemin nasıl ortaya geldiğini ortaya çıkarılması lazım. Yoksa bu şaibe iktidarın üzerine kalacaktır. Başkanım, tek adam rejimi dediniz. Haksızlık etmiş olmuyor musunuz yani Cumhurbaşkanı'na? Gerçekten bir tek adam rejimi mi var? Yani bu rejim var mı yani? Bunu sisteme geçirirken her şey hızlı olacak, tek elden olacak, karar verirken gecikme olmayacak, bekleme, bürokrasi olmayacak dediler. Hı hı. Ve işte her şeye hakim bir Cumhurbaşkanı olacak dediler. Yani kendilerinin iddiaları, bunu ortaya koyan sistem de bu. Şu an bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı aşı konusunda bir çalışma yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanlarının tasnifleriyle veya işte Milli Savunma'ya dayanılı bir çalışma yapıldığında yine Cumhurbaşkanı'na atıf yapılıyor. Bir inşaat işi, bir köprü, yol yapıldığı zaman yine Cumhurbaşkanlığına şükranlar iletiliyor. Yani her olayda nasıl ki bir şükran sunma varsa sorumluluk da onlar. Evet. Başkanım, müsaadenizle rejideki arkadaşlardan sesin az geldiğine dair mesajlar alıyoruz. Umarım düzelmiştir. Başkanım, konuyu değiştirmeden önce mesajlarımız var. Size iyi yayınlar dilekleri var. Onları ileteyim isterseniz. Teşekkürler. Hakan Ertürkmen iyi yayınlar diliyorum demiş. Hakan Yıldız sağ olsun var olsun bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadı. İyi yayınlar, bünyemize hoş geldiniz demişler. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ettik, hoş bulduk dedik. Mustafa Aydemir iyi yayınlar diliyorum demiş size. Muhtemelen bana da demiştir. Tabii ki. Hakan Ertürkmen sesin az geldiğini az önce sağ olsun ifade etmişti. Şu an umarım düzelmiştir. Tekrar bir uyarı alırsak sevinirim sesin nasıl geldiğine dair. Emrah Çelenk iyi yayınlar demiş oradan benim amcaoğlum. Teşekkürler, selamlar. Evet, Mustafa Aydemir sesin ayarıyla ilgili uyarı yapmış. Tekrar Hakan Ertürkmen de ses az geliyor demiş. Evet başkanım, devam edecek olursak. Evet. Şimdi tek adam rejimi var diyorsunuz. Sonuçta muhalefet partisiniz. Yani iddianız bu yönde.
inşallah yoktur. Biz de öyle değilim. İnşallah bir muhalif bir söylemdir bu. Evet. İnşallah tek adam rejimi o yoktur. Olduğunu yaşayarak öğreniyoruz maalesef. Evet. Yani alınan kararlarda, yapılan icraatlarda her şeyin tek adamın eliyle olduğu veya danışmanlar vasıtasıyla tek adama yine indirgenerek yapıldığı, bunları yaşayarak öğreniyoruz. Evet. Yani bir fikir alma, bir beyin fırtınası, bir görüş alma, bir danışma meclisi şeyi yok. Yapılan iyi şeylerin hepsi Cumhurbaşkanlığı'na, yapılan kötü şeylerin hepsi de o işin sorumlusu olan bürokratlara ait oluyor. Başkanım, şöyle bir soru çıkıyor burada. Sonuçta Genel Başkanınız Sayın Ahmet Davutoğlu AK Parti Başbakan idi. Evet. O süreçte tek adam rejimi daha mı az ya da daha mı etkisizdi? Yani onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Genel Başkan'ın başbakanlık yaptığı süreçte ve AK Parti'de bulunduğu süreçte zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değildi. Sayın Genel Başkan'ın parti içi darbeyle görevden yetkilerinin kısıtlanmasıyla zaten bu süreç başladı. Yani ta en başından Sayın Genel Başkan'ın orada başbakanlığı döneminde aslında tek adam rejimini parlamenter sisteme indirgemeye çalıştılar. Sayın Genel Başkan bir meşhur icabı yurt dışı gezisindeyken koltuğunu emanet ettiği kişiler tarafından gıyabında imza toplanarak yetkilerin kısıtlanmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Bu şimdi ihanet diyorlar ya, davayı ihanet diye. Davayı ihanet budur. Size koltuğunu emanet eden, sonuçta emanetçisiniz orada. O koltuk boşaldığı anda da yetkiyi geçici olarak ellerine geçmesine rağmen bir anda yetki gaspına, yetkileri kısıtlamaya yönelik çalışma, imza toplandı. Sayın Genel Başkan zaten Türkiye'ye geri geldiğinde bu çalışmadan haberdar olunca ilk imza atan da kendisi oldu. Benim arkamdan gıyabımda böyle çalışma yapıyorsa madem öyle ilk imzayı da ben atıyorum diyerek kendi tavrını aldı ve o gün bugündür zaten tek adam rejimine karşı olduğuna karşı söylemlerini dile getirmeye çalışıyor. Peki. O zaman biraz acımasız bir soru olacak ama Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu davaya ihanet etti mi? Yani bugün AK Partili arkadaşlardan şunu duyuyoruz. Diyorlar ki Ahmet Davutoğlu ihanet etti. İşte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için ihanet etti deniyor. İşte biraz daha geri gidelim Abdülhadi Şener için ihanet etti deniyor. İşte Abdullah Gül ihanet etti. İşte atıyorum İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin o dönemin İçişleri Bakanı ihanet etti. Gerçekten bu kişiler ihanet etti mi AK Parti'nin davasına? Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ben hayatımda AK Parti'nin hiç mensubu olmadım. İşte evet. Bu soruya da hatta şöyle kısa bir cevap vermek istersem. Hani Gelecek Partisi AK Parti'nin devamı mı diye bize karşı çok soru geliyor. Özellikle halk nezdinde. Evet. Ben teşkilatlarım, diğer 81'indeki diğer teşkilattaki arkadaşlarımızın, evet AK Parti'den gelmiş, geçmiş siyasi hayatı olmuş olanlar var ama onun dışında birçok partiden insanların buluştuğu bir çatı altındayız şu an. Yani AK Parti'nin devamı olan bir parti değiliz. Geçmişte olanların da sorumluluğunu bu partiden üstlenmiyoruz. Bu konuya şöyle cevap verecek olursak, davanın ne olduğuyla bakmak lazım. Herkesin bir geçmiş siyasi görüşü vardı ama dava birdir. Dava nedir? Türkiye'dir. Bağımsızlıktır, özgürlüktür, hukuktur, demokrasidir, adalettir, eşitliktir. Onun dışındaki bu dava söylemleri, dava ihanet söylemleri tamamen acımasızca. Tamamen çamurlama kampanyası. Dava bir şahıs değildir. Dava üç harfli bir kısaltma parti ismi de değildir. Dava bugün partinin ismi A'dır, yarın B olur. Bunu tarihte çokça yaşadık. Bir parti kapandı, başkası açıldı. Birçoğu devam ediyor, bazıları tarihin tozlu sayfalarına kayboldu gitti. Ama devam edecek olan, ilelebet yürüyecek olan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Demokratik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani dava, ihanet söylemi burada kesinlikle kabul etmiyorum. Yani bir il başkanı olarak. Yani diyorsunuz ki eğer biri birine ihanet etmişse o da Sayın Genel Başkan'a, Ahmet Davutoğlu'na bir ihanet tabii vardır. Çünkü yurt dışı programında koltuğu başkası tarafından. İhanettir ve parti içi darbedir bu. Yok, evet. Siz yani kendisini görevlerine hukuksuz bir yolda, usule uygun olmayan bir şekilde, ahlaka uygun olmayan bir şekilde yetkilerini kısıtlamaya yönelik yapılan bir darbedir bu açık açık. Evet. Şunu da eklemek isterim en sonunda. Hain, bu kadar çok hain nasıl çıktı? Onu da indirgemeden, ona cevap vermeden. Herkes mi hain? Evet. Program adı Şapka. Herkesin şapkasını öyle alıp düşünmesi lazım. Evet, biraz zaten ona vurgu yapmak adına aslında. Evet. Şapkamızı bazen önümüze alıp düşüneceğiz. Tabii. Düşünmek zorundayız. Başkanım, çok taze. Biraz pandemi zaten kurtulmak istiyoruz ama kurtulsak da ucundan köşesinden elimizi yakıyor. Tekrarlıyoruz. Aynen. İster istemez yakıyor. Şimdi geçen hafta Sayın konuğumuza da aynı soruyu sordum. CHP ilçe başkanı Sayın İhsan Maral'a. Şimdi pandemiyle ilgili
Evet, bir Covid salgını var. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geçen hafta malumunuz kongre yapıldı ve kongreden sonra tekrar yeni kısıtlamalar geldi. Bu süreci biraz vatandaşa burada biraz acımasızlık mı yapılıyor? Yani bir siyasi olarak nasıl bakıyorsunuz diyeceğim önce. Sonra bir sıradan vatandaş olalım. Yani nasıl bakıyorsunuz? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni gelen yasakları veya... Bir pandeminin olduğu belli. Yani dünya çapında, yani bu kimileri işte bazı oyunlar denilen şeyler var ama sonuçta bir hastalık var. Hastalıktan ölenlerimiz var. İyileşip hala hastalığın sıkıntılarını yaşayanlar var. Yani bunu inkar edemeyiz. Bu küresel bir sorun. Küresel bir salgın. Pandeminin tanımı zaten buradan geliyor. Pandemi Mart ayında ülkemizde ilk vaka görüldü diye duyulduktan sonra bir anda kapandık. Her şeyi bir anda kestik. Bir anda içimize kapandık. Bir anda stokçuluk başladı. Maske, ülkemiz her zaman maske üretir bir haldeydi. Tekstil olarak yurt dışına hep biz satardık. Vatandaş olarak biz maske bulamaz duruma düştük. Hükümet bunu iyi yönetemedi. İlk önce kendileri dağıtacaklarını, daha sonra PTT eliyle. O olmayınca eczanelere satış yoluyla yetki verdiler. Şimdi bakkallara bir satılıyor. Ancak şuna öncelikle eşitliğe en baştan bakmak lazım. Vatandaş bakkaldan 1 lira üst kotasıyla aldığı maske, yani teşbih hata olmaz, 1 kiloluk çorap kalınlığında. Ama bakıyorsunuz gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya işte saray ekibinin kullandığı maskelere bakınca kaliteyi zaten oradan ayırt ediyorsunuz. Yani eşitlik olmadığı oradan başlıyor. Bu süreç böyle başladı. Daha sonra bir eve kapandık. Tam bizim partimizin kuruluştan sonraki ilerleme sürecine denk geldi. Bir oradan biz darbeydik zaten. Daha sonra turizm zamanı sezonu başlayınca bir anda vakalar durgunlaştı. Her yer açıldı. İşte turizm sezonu başladı. Hiçbir ülke turist kabul etmezken biz kapılarını açtık, turist kabul ettik. Turistlere test yapmadık. Gelen turistler ülkene dönmek için sıkıntı yaşarken ülkemize girerken hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Burada zaten bir eşitsizlik oldu. Yerli turist hiçbir yere gidemezken, zaten döviz kuruyla hayatını, sosyal hayatını sürdüremezken bir de yabancı turistin gerisinde kaldı, ikinci planda kaldı. Hal böyle olunca tabii ki turizm sezonunun sona ermesiyle biz tekrar bir vaka artışı yaşadık. İşte ikinci pik adı altında. Daha sonra işte bu alınan tedbirlerle, işte hafta sonları yasak, belli saatlerde yasak gibi tedbirlerle vatandaşımızın kendi inisiyatifiyle vakaları düşürdük. Her parti kongre yaptı. Biz de kongre yapıyoruz. Hala yapacağız. Biz Ordu'da da yapacağız kongrelerimizi. Kongreler hayatın bir gerçeği. Tamamen kapanma olursa veya eşitlik bir şekilde olursa tabii ki ona bir şey diyemeyiz ama bir parti yaparken öbürünü yapmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu, yani bizler de dediğim gibi bugün Demokrat Parti'nin kongresi de vardı. Kendilerine tekrar buradan hayırlı olsun diyelim Altınordu ilçe kongrelerine. Evet, Genel Başkan da Ordu'daydı, Sayın Gültekin Gültekin Uysal. Bey buradaydı. Evet. Ama yani belin alınan kurallar var. Umumi İfsa Saha Kurulu'nun aldığı kararlar var, işte mesafeler var ama işte gerçekte uygulamada böyle olmuyor. Eşitlik dediğiniz eşitlik buradan bozuluyor. AK Parti kongre yapıyor. AK Parti'nin zaten her zaman en çok yaptığı şey bu literatüre yeni kelimeler kazandırmak. Lebalep kelimesini kazandırırlar. Onu lebalep değil de balık istifi olarak yapsalardı gerçekten halk belki gözü daha çok açılırdı. Lebalep olunca birçoğumuz anlamadık. Hemen internete girdik, lebalep ne demek diye birçoğumuz araştırdık, Lep dudak bilmiyorduk. demek Arapçada. Dudak dudağı oldu başkanım. Yok Aman. şey yok yok şey gerçekten lebalep lep Arapçada dudak demek. Yani leba dudağın dudak dudağı. Yani öyle bir İki dudak. Arapça ile ilgili gramerci hocalarım mutlaka daha iyi bir çözüm söyleyeceklerdir ama dudak dudağı diye bir şey çıkıyor. Literatürümüzde yer almış, sürekliliği olan bir kelime değildi. Evet. Bunu dediğim gibi yani bunu daha çok halk ağzında olan bir balık istifine yapsalardı o zaman da vatandaş daha çok gözü açılırdı. Ya Evet. balık biz böyle 2 metre arayla banka kuyruklarında sıra bekliyoruz. Eczanelerde tek tek içeri giriyoruz. Bu AK Partili vatandaşların ne farkı var ki balık istifi balık istifi gezebiliyorlar şeklinde vatandaşın daha bir artısı olurdu. Evet. Velhasıl kelam kongrelerini yaptılar. Otobüs otobüs Türkiye'nin her köşesinden nakliye usulüyle götürdüler. Tabii ki birçok konuşulan şey var. Gittiler. Gitmesine gittiler. Salonu gördük. Daha sonra yatay çekin dediler. Aslında o kadar yok dedik. Diye açıklamalar yaptılar. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Bu vatandaşları biz uyardık her ilden, her parti teşkilatımızdan. Dönüş yapanların 15 gün kendilerini karantinaya almada çağrılığına bulunduk. Ancak hiçbiri uymadı tabii ki. Ve kongreden hemen sonraki süreçte de yapılan açıklamalarda yeni kısıtlamalar geldi.
yeni kısıtlamalar ne, cumartesinin tekrar kapanması. Restoranların ne haksa 3000-4000 vakalardayken kapalı olan restoranlar, çay ocakları 39-37 binlere yaklaşan vaka oranıyla açıldı. Madem bu restoranlar 37 binlerde açılabiliyordu vaka sayısı, ölümler 155-157'lere gelmişken açılabiliyordu. 3-4 bin vaka varken, 50-60 vefat oranı varken neden kapalıydı? Bunun açıklaması zaten yok. Bunun açıklama veremezler. Benim nacizane kendi görüşüm, kongre yapıldı. Bir kalabalık diyaloğun pandemideki karşılığı 15 günde karşıya çıkıyor. Bunun yayılım sürecinde doktorlarımız tabii ki daha iyi biliyor. Kongreden sonra 15 gün zaten Ramazan'a kadar süreç var. Bu 15 günlük süreçte kafeteryalar, restoranlar, kıraathaneler açık. Daha sonra Ramazan gelecek. Ramazan'ın başında diyecekler ki vakalar çok arttı. Hı hı. Tekrar kapat. Zaten Ramazan'da restoranların kapalı olacağı söylendi. Evet. Tam kapanma yoluna bir kendilerini aklamak için bir bahane olarak. Yani vatandaş restoranlara kendisine dikkat etmedi. Kurallara uymadı. Bu şekilde açıklamalarla kendi yaptıkları kongrelerin, lebalep kongreleri bu şekilde atlayacaklarını düşünüyorum. Ben nacizane görüşüm budur. Yani, yani şunu mu ifade etmeye çalışıyoruz? Ne yazık ki iktidar bu süreci doğru götüremedi mi diyoruz? Tabii ki yani süreç başta evet belki güzel idare ediliyor gözüktü. Ancak daha sonra verilen sayıların gerçeğe yansıtmadı. Birçok vekilin, birçok doktorun, hastanedeki görevlilerin sayıların böyle olmadığını yapınca bunlara hain darbesi vuruldu. Video çeken doktorların soruşturma geçirdiğini biliyoruz hastanedeki durumlarla ilgili. Ancak gerçek sayılar şu an göz önünde. Ölüm oranları göz önünde. Bazı belediyeler haftalık ölüm oranlarını açıkladıklarında veya günlük oranları açıkladıklarında çarpıttıklarına dair söylemler oldu. Tabii inandı vatandaş. Çünkü hükümetten yalan söylemesini bekleyecek bir husus değil bu. Sonuçta evet. Hükümetin kusuru da değildi pandeminin bu şekilde olması. Ama vatandaşa gerçeği söylemek yerine gizlemek yoluna gittiler. Güven bir kere kırılır. Evet. O güven kırıldıktan sonra bunun tekrar düzelmesi zor. Sağlık Bakanı'nın AK Parti Kongresi'nin dair sorulara sorulunca sesin titrediğine şahit olduk. Yani bir bakanın, bir doktorun bir soruya cevap verememesi, sesini titremesi acınacak bir durum. Ve üzücü bir durum bizim için de. Yani sıradan bir vatandaş olarak vereceğim cevap budur benim bu konuda. Evet. Keşke bunları konuşmuyor olsaydık. Alev Hanım, sesin zayıf olduğuna dair uyarılar var. Bu konuyu lütfen çözebilir miyim? Geçen haftaki evet. Yayında da biraz kısıklık vardı. Kısık değil mi? Alev Hanım sesten tasarruf ediyor. Başkanım malumunuz zaman tasarruf zamanı. Evet, Muzaffer sevgili iyi yayınlar diliyorum demiş başkanım. Kadir Yıldız kardeşim iyi yayınlar demiş. Hakan Ertürkmen gelecek ordunun demiş. Kadir Yıldız kardeşime de teşekkür ediyoruz desteklerine dolayı. Sağ olsun. Reo erkek kuaförü açtı. Biz de hayırlı olsun dedik. Az sonra altta bantta geçecek. Kadir kardeşim hayırlı olsun dedik. Evet, gelecek ordunun, gelecek Fatsa'nın demiş Hakan Ertürkmen. Fatsa evet. İlçe başkanımız. Fatsa İlçe başkanımıza selamlar olsun. Selam olsun. Gelecek Ünye'nin diye de eklemiş. Evet. Var olsun. Evet, Yasin Yeşil de iyi yayınlar diye bize mesaj göndermiş. Yine Facebook üzerinden. Az sonra Twitter'a bakacağız başkanım. Hı. Oradan da muhtemelen mesajlarımız gelecek. Faruk Uğur da başarılar Ahmet kardeşim diye mesajını göndermiş. Var olsun. Şimdi başkanım, aslında ben dediğim gibi COVID'e çok girmek istemiyordum ama bu soruda size biraz zaman vermek istiyorum. Yani şöyle, ben tarafsız hangi siyasi partiye oy vereceğini tam net oluşturmamış kafasında bir vatandaşım. Yani sıradan bir vatandaşım. Gelecek Partisi'ne niye oy vereyim ya da neden oyumu Gelecek Partisi'ne vereyim? Şu anki mevcut düzende zaten Türkiye'nin büyük çoğunluğu dediğiniz durumda. Şu an Türkiye'nin en büyük partisi Kararsızlar Partisi. Realistinde baktığımızda hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Hiçbir ittifakta tek başına iktidara gelemiyor. Şu an için görüş bu. Gelecek Partisi olarak biz tabii tekrar kronolojiye dönmeye gerek yok ama biz 12 Aralık 2019'da kurulduktan sonra çok kısa sürede Türkiye'nin 81 iline yayılacak şekilde teşkilatlanmaya başladık. Kongrelerimizi yaptık. Büyük kongremizi yaptık. 1 Kasım'da yaptığımız kongreden sonra 6 ay sonra yani 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak olan kongrelere kendi bayrağımız, kendi logomuz, kendi ismimiz altına girebileceğimiz şu an Yargıtay üzerinden de sabit. Gelecek Partisi olarak bir vatandaş niye Gelecek Partisi'ne gelmeli diye sorduğunuzda Gelecek Partisi tabii ki hiçbir parti tabela partisi olmak için kurulmaz. İstisnalarını görüyoruz. Her bir parti iktidar olmak için kurulur. Her bir partinin lideri veya işte kendi MKYK'sı, parti PYK'sında alınacak kararla bir lider çıkarıp onu bu yarışa, bu yönetime sokmak ister. Tabii istisnaları var. Bazı partinin iddiası olmayan partilerimiz de var.
Gelecek Partisi olarak çözüm üretemeyeceğimiz, çözüm sürecine katkı olmayacağımız veya çözüm önerisi sunmadığımız hiçbir olayı eleştirmedik şu an zamana kadar. Hukuku eleştirdiğimiz zaman karşısına gelecekteki adalet modelini inşa ettik, açıkladık kamuoyuna. Ekonomiyi açıkladıktan sonra gelecekte ekonomi paketini kurmaylarımız, parti kurmaylarımız açıkladı. Gelecek Partisi'nde şu anda iktidarda olmamamıza rağmen bir gölge kabine var. Alanında uzman olan kurucularımızdan, parti üyelerimizden her biri sanki bir bakanlıkmış gibi çalışma yapıyor. Türkiye'nin 81 bölgesindeki sorunları ele alıyor. İşte şu an Türkiye'nin en büyük sorunu tabii ki ekonomik gözükebilir ama bunun başına hukuk da geliyor. Hukuktan kaynaklı, hukuka olmayan güvenden dolayı ekonomi bozuluyor. Her şeyin başı oradan. Onun dışında tarım modeli yine keza. Hep bir öneri yani ve en sonunda yaptığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi kamuoyuna duyurduk ve her bir siyasi partide tek tek genel merkezler bünyesinde gezilerek açıklanıyor ve birçok partiden de destek aldık. Şu an hatta şöyle diyebilirim, iktidar partileri dışındaki yani iktidar küçük ortağı ve buçuk ortağı dışındaki partilerin hepsine destek aldık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki tasarımızla. Bu bile daha yeni kurulmuş. Kurulduktan sonra kısa bir süre sonra pandemiden dolayı ağların kapanmış bir parti olarak çok kısa sürede yaptığımız bu çalışmalar bizi zaten birkaç adım öne çıkarıyor. Biz sessizlere sesi olmaya çalışıyoruz. Sesi çıkmayanların sesi olmaya çalışıyoruz. Yani Genel Başkanımızın dün attığı bir tweette mesela KYK'nın mağdurlarını dile getirdi. Evet, onu da sormak istiyorum aslında size. Çünkü bir hukukçu gözüyle nasıl bakıyorsunuz diyecektim. Sabah yaptığı programda ekonomiyi dile getirdi. Atanamayanların, 3600 ek göstergesi olmayanların, verilen sözler tutulmaya başlayınca vatandaşlar artık yeni bir umut olması lazım. Onun dışında düşündüğümüzde bir kurucu olarak partimiz kurulunda 154 tane kurucuyla yola çıktı. Ordu'da 2 tane kurucumuz vardı. O 2 kurucuya doğru sonra il başkanı birleşti. İl başkanı il yönetimiyle birleşti. İl yönetimi ilçelerle, ilçe yönetimi bu bir titreşim halinde yayılarak başladı. Ama yarın bu dalga büyüyerek tsunami haline gelecek ve tüm Türkiye'yi saracak. Ve vatandaş nezdinde gerçekten çok iyi karşılık alıyoruz. Yani anketlere kesinlikle inandırıcı olmadığınız şu açık açık söylerim. Yani pandemiden dolayı anketlerin hepsi telefonla yapılıyor. Sizi arayan bir telefona her ne kadar cesaretle sahibi de olsanız, bilinmeyen bir numara aranıp da hangi partiye oy vereceksiniz diye sorulduğunda bir vatandaşın AK Parti dışındaki bir partiye oy vereceğim demesi cesaret işi. Evet. Birçoğu işsiz kalacağım, fişlenecek miyim korkusuyla zaten cevap veremiyor. Buna rağmen birçok vatandaş tarafsızım, çekimserim şeklinde oy kullanıyor ki bu bile büyük bir cesaret. Yani bir insan niye çekimser kalır? Özellikle böyle bir despot yönetimin olduğu bir rejimde. Çekimserim demek büyük bir özgüven. Ve baktığımızda çekimser oranları dediğim gibi Türkiye'nin en büyük partisine geliyor. Bir partisi verip de insanlar kendilerini fişlemek istemiyorlar. Anket şirketleri şöyle bir haksızlık oluyor. Çekimser oyları dağıtılırken alınan oy oranlarına göre dağıtıyor. Bir insan hükümetten oy vermeyip de çekimserim dediğinde hükümetin yaptığı icraatlar da memnun olmamasından dolayı çekimserdir. Dönüp de bu adama tekrar oyunun o partiye sayılması zaten anketlerin çarpıtıldığına dair bir açıklama. Yani bu ispatı oluyor çarpıtıldığına. Evet. Yani Gelecek Partisi olarak hedefimiz iktidar. Hedefimiz Türkiye'yi doğru yönetmek. Hedefimiz demokrasiyi tekrar sağlamak. Hukuku tekrar sağlamak. Hukuku bağımsız kılmak. Yani hukuk var mı? Var. Ama bağımsız mı? Değil. Hukuku olan güvene karşı yapılan anketlerde birkaç öncesinde %3 çıkıyordu. Son yapılan işte Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmaması bu oranı daha da geriye çekti. Evet. Başkanım peki burada şunu da eklemek isterim. Şimdi evet, bütün siyasi partilerin hedefi iktidar olmaktır. Evet. Ama birçok siyasi parti de buna kadro olarak hazır olmadığını bilir. Gelecek Partisi şu an bu kadroyla gerçekten hazır mı? Yani yarın Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı olmuş olsa bu ülkeyi yönetecek kadroya hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Az önce bahsettiğim gibi Gelecek Partisi... Lütfen ama bunu samimi olarak soruyorum. Yani sorun olsun diye değil, anladım. Gerçekten soruyorum. Yani şu an az önceki MKYK'dan bahsettiniz, yönetimden bahsettiniz. Evet. Bu yönetim gerçekten ülkeyi yönetmeye hazır mı şu an? MKYK'daki o daha doğrusu Parti Başkanlık Kurulu ismiyle geçtiğimizde Gölge Kabine diye biz parti içerisinden bahsediyoruz. Adeta her bir bakanlığın karşıtı vardır burada. Ekonomi Bakanı'nın karşılığı var, Hazine Maliye'nin karşılığı var, Milli Eğitim'in karşılığı var, Tarım Politikaları'nın karşılığı var. Ve bu alanda hep uzman olan kişiler. Baktığınızda Serkan Özcan, Kerim Rota, hukukçularımız, anayasa profesörlerimizin zaten Serap Yazıcı Hanımefendi işte parlamenter sistem ve hukuk reformu açıklamalarına hep kendisi katıldı. Baktığımızda şu anki hatta
şunu samimiyetle söyleyebilirim. Şu anki kabineden çok daha vasıflı, çok daha liyakatlı bir parti başkanlık kurulumuz var ve şu an direkt konulduğu zaman, yani bir ceket bir insana yakışması lazım. O ceketin yakışacağı bir parti başkanlık kurulumuz var. Evet. Ben de bunu açıkçası duymak istemiştim. Evet, Ali Sefa, düzeltiyorum. Ali Safa Aydın'la Gelecek Ordu'nun demiş Mustafa Aydemir Başkanım. Atalay Yıldız, selam Ahmet Bey, Bursa'dan selamlar demiş. Evet. Size de iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Tuncay Şahinkaya, Gölköy'e gelecek de bir gün gelecek. Gelecek Partisi Gölköy İlçe Teşkilat Başkanı demiş. Yine Tuncay Şahinkaya eklemiş. Gelecek Partisi Gölköy İlçe Başkanı Ergül Güneş diye eklemiş. Selamlar, saygılar gönderiyorum. Başkanım, son günlerde ülke gündemini meşgul eden bir konumuz var. Yani çok konu var ülke gündemini meşgul eden. Çok konu var aslında da hani ben başlıkları böyle size sunmak isterim. Pudra şekeri olarak da dillere dolandı. Aslında bunu bilmiyorum, belki haksızlık mı ediyoruz? Sonra açıklamalar yapıldı. Hani pudra şeker olmadığına dair ya da itiraflar oldu falan. Bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Az önce aslında değerli izleyenler, kıymetli arkadaşlar, burada ben aslında bunu sosyal medyada paylaşım da yaptım, buna benzer bir konu, ama burada aslında söz konusu şahsın madde kullandığı veya işte uyuşturucu kullandığı konusu devamlı ön plana çıkarılıyor. Lütfen arkadaşlar, burada haksızlık ediyoruz. Burada asıl vurgulanması gereken kısa zamanda bir genel merkezde büro elemanının nasıl bu kadar servete sahip olduğu sorgulanmalı. Çünkü aksi takdirde bizim onun madde kullandığını gündeme getirmekle gerçek konunun üstünü kapatmış oluyoruz. Bu konuya aslında biraz daha hassasiyet gösterelim. Burada tekrar ifade etmek isterim ki söz konusu şahsın madde kullandığı bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Keşke kullanmasa. Çünkü bu konunun yazında da belirttiğim gibi sağlık, ekonomik, işte dini boyutu tamamen kendisini ilgilendirir. Keşke kullanmasaydı ama kullanır. Yani o bizi ilgilendiren bir konu değil. Tekrar altını çiziyorum. Buradaki asıl mesele büro elemanı diye isimden nitelendirdiğimiz bir şahsın bu kadar kısa zamanda nasıl bu servete ev sahipliği yaptığıdır diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten pudra şekeri midir? Yoksa siz de zaman zaman pudra şekeri kullanıyor musunuz? Yani nasıldır şu bu? Şu konuya şöyle giriş yapmak lazım. Bir hukukçu olarak değinmek istiyorum. Evet. Türkiye'de yaklaşık 20 bin uyuşturucu kullanımından işlem görmüş olan ve cezaevinde ceza almış olan vatandaşımız var. Olay ortaya bir video yayınıyla ortaya çıktı. Daha sonra evet, Cumhuriyet Savcılıkları harekete geçti. Sağ olsun, biz Twitter adliyesi dediğimiz bir ortam var. Twitter adliyesinin baskısıyla... Öncelikle bu konuda hukukçu olarak bunu yine soruyorum size. Ülke ya da bizim adalet sistemimiz gereken zamanda gereken hassasiyette bulundu mu? Yani gereken zamanda gerekli adımları attı mı? Veya işte gerekli müdahaleyi yaptı mı? Bu konuda başımız dik mi yani ülke olarak? Bunu hiçbir konuda böyle olmadığını dile getirebilirim. Yani biz... Zaten hukukçuların en büyük şeyi budur. Twitter adliyesiyle bir şey ortaya çıktığı zaman ve bu bir yerelde olursa, mesela ordu genelinde böyle bir vaka olsaydı mülki amirler veya işte görevli kişiler, ben o gece o olay ortaya çıkar çıkmaz ayaklanır. Bu olay nasıl oldu diye bir toplantı yaparlar. Hızlı şekilde adım atmaya çalışırlar işte. Savcı, nöbetçi savcı göreve davet edilir işte. Emniyet hemen hızlıca bir gözaltı prosedürü başlar. Yargılama süreci hızlandırılır. Tabii ki video internete düştü. İnternet eliyle yayıldı. Kendi arkadaşlarının yaydığı bir video. Yani öyle gizli çekilmiş bir video da değil kendisinin. Evet. Tabii ki bunun yargının haberdar olması birden mümkün olmuyor. Ama bu sosyal medyada artık iyice yayıldıktan sonra bir işlem yapılması, özellikle bir müddet iktidarın sessiz kalması, daha sonra bu şahsın fotoğraflarının ortaya çıkması, birçok bakanla, yani normal bir vatandaşın asla çekilemeyeceği fotoğrafları çıkması, bu vatandaşın danışman olduğu denmesi, daha sonra danışman değil sıradan bir büro elemanı denildi. Ancak nasıl bir şeydir ki bir milletvekilinin cep telefonu taşıyabilecek nitelikte bir büro elemanı varmış AK Parti Genel Merkezi'nde. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Evet. Her büro elemanının eline telefon veriyorlarsa yarın bir gün daha çok şeyle karşılaşacağımız bellidir. Yani adalet bu şekilde tabii ki ağır aksak yürüyor. Dediğim gibi 20 binden fazla uyuşturucu kullanımından dolayı işlem görmüş vatandaş var. Bu olay intikal ettikten sonra ifadesi almak için gözaltı işlemleri yapılıyor. Ve kendisi pudra şekeri olduğunu söylüyor. Sanmıyorum. Kimsenin arabasında
pudra şekeri yoktur. Ha, olabilir mi? Olabilir. Marketten dönür pudra şekeri vardır. Pudra şekerinin yanında porselen tabak olması bir insanın arabasında o çok mantıklı değil. Bir de Türkiye'de pudra şekerini burundan zerk ederek kullanan başka bir insan yoktur herhalde. O da ayrı bir konu. Ve yargının buna inanarak serbest bırakması çok ayrı bir konu zaten. Kendi mesleki alanından biliyorum. Bunun bu tarzda bir savunma yapılmış olsa başka bir dosyada, tarafsız bir dosyada, savcılığın bu şekilde bir karar alacağını düşünmüyorum. Ortada bir video var. İnandırıcı olmayan, hatta yalan beyandan dolayı belki etkin pişmanlığa bile sokulmaması lazımken. Bu şekilde bir değerlendirme yapılması utanç verici. Daha sonra tekrar Twitter adliyesi dediğimiz makamdan daha fazla ses gelince tekrar bir gözaltı. Sonra nereden geldi belli olmayan paralarla kazandırdığı lüks villasında ev hapsine mahkum edildi. Yani evet. Üzücü bir şekilde. Asıl az önce de ifade ettiğim gibi benim özellikle vurgu yaptığım kısmı o. Dediğim gibi yine bir şahsın uyuşturucu kullanması, keşke kullanması tabii ama ki. Beni çok da enterese etmiyor. Bu servete nasıl sahip olduğunu ben sorgularım. Peki sizin partinizde ben büro elemanı konumunda olsam aynı servete sahip olma olanağım var mı başkanım? Yani böyle bir kadro var mı sizin partinizde? Yani büro elemanı değil, başkan olarak bile şu an o servete insanların ulaşması mümkün değil. Evet. Yani şöyle bir şey demek lazım. AK Parti'nin artık ne kadar yozlaştığı ortada. Bir büro elemanı bile 2018 yılında çok daha düşük bir markalı, şu an tabii her araba pahalı durumda ama çok daha uygun arabayı alıp bunu alabildin diye sosyal medyada paylaşırken yaklaşık 3 yıl sonra afaki boyutta normal bir insanın, hatta üst düzey geliri olan bir insanın bile rahat rahat alamayacağı arabaları alması, alıp satması, bunlara fotoğraf yapması, ultra lüks sınıfına giren zengin kesimin sahiplendiği köpeklerle fotoğraf çekilmesi, lüks villaları olması, tatillere gitmesi çok ayrı bir konu. Kendi açıklaması da zaten bunların hep faturayla yapıldığı açıkladı kendisi de. Kesik, düşük bütçeli faturaları, daha sonra bana telefonla arayıp yüksek yazma konusunda çağrıda bulundukları. Evet, burası o faturalardaki, bu sonuçta o yüksek yazılan mevzalar kasadan çıkıyor. Devletin kasasından çıkıyor, yetimin kasasından çıkıyor. Ama biz Gelecek Partisi olarak hani neden vatandaşlar gelmeli diye sorduğumuzda bunu da ekleyebiliriz. Gelecek Partisi iktidara geldiğinde geçmişe sünger çekmeyecek. Biz devri sabık yaratacağız. Yani bu yetimin bir kuruşu, boğazından haksız şekilde geçen herkesin hesabını soracağız. Yani şu an yetim hakkı yiyenler, çalanlar, hızlı yapanlar, hırsızlık yapanlar hiç rahat hissetmesinler kendini. Gelecek iktidarında her birinin hesabını soracağız. Şu an Ordu'da omzunda elini değdiniz. Bu sadece Ankara'da ya da Ankara Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkezi'nde olan bir şey değil. Bu Türkiye'nin her ilinde. En küçük bir ilçe, AK Parti'nin ilçe teşkilatında bile olan bir şey. Başkanım, şimdi biraz daha yerele dönecek olursak, zaman zaman ister istemez genel siyasete, tabii, Ankara siyasetine uzanmak durumunda kalıyoruz ama. Şimdi Ordu'da dediğimiz gibi çok yeni bir siyasi partisiniz. Orada bir kadrolaşma hareketiniz var ilçelerde. Evet. Kaç ilçede şu an teşkilat kuruldu? 6 ilçe başkanımız atandı. 3'ünün kuruluşu, evrakları tamam. Ünye, Fatsa, Gölköy, Çamaş, Çatalpınar, Gürgentepe. Buralarda kuruldu. Buraların ilçe başkanları tamam. Diğer ilçelerde de hazırlığınız var. 19 ilçenin 19'unda da seçkilanacağız. Yani sadece kısıtlı ilçelerle ya da seçim kanununa göre ilçe sayısının 3'te 1'inden bir fazla ilçeyle kurulduktan sonra ve kongres yapıldıktan sonra ilk kongres yapılabileceği için bizim ilimizde bu 7. 7 ilçe kurulup kongresini yaptıktan sonra ilk kongres yapılabiliyor. Ancak biz 7 ilçeyi kurup bırakmayacağız. Biz 19 ilçenin 19'unda Gelecek Partisi'nin tabelasını, bayrağını asıp sallayacağız. Evet. Bir de başkanım, şu aslında beni çok ilgilendiriyor. Şimdi az önce dediniz, evet bu ülkeyi yönetecek bir kadromuz var, evet, dediniz. Peki yarın iktidara geldiğinizde muhtemelen vardır kafanızda ama Ordu ile ilgili bir çalışmanız var mı? Ya da hani sonuçta iktidara geldiğiniz zaman Ordu artık iktidardan hizmet bekleyecek bir şehir, evet, haline gelecek. Ordu iktidardan gerekli hizmeti alabilecek mi, yoksa Ordu ile ilgili neyimiz var? Yani bir projemiz var mı ya da oluşturulacak mı? Bunları bir proje masası mı oluşturacaksınız? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Karadeniz bölgesi siyaset için hep en zor bölgelerden birisidir. Her bir iktidara, her bir geçişe en son geçen, daha garantici bir milletiz. Karadenizliler olarak, bu geçmişteki ANAP hükümeti de olsun veya AK Parti hükümetleri de olsun, bekleyip garanti aldıktan sonra biz geçen bir bölgedeyiz. Tabii ki zor bir bölge dediğim gibi ama şu an Ordu dahil, Samsun, Fatsa, Trabzon, Gümüşhane
ilçelere, Karadeniz'de de artık tamamen teşkilatlanmaya başladık. Yine Tokat, Amasya, bu bölgeler teşkilatlandı, kongrelerini yapacak durumdalar. Birçoğu yaptı, hali hazırda yapacaklar var. Bizler de yapacağız inşallah en kısa zamanda. Karadeniz bölgesi vatandaşlarına dokunmak gerekiyor. Yani meydanlara çıkıp sadece konuşmakla veya şunu yapacağız bunu yapacakla değil. Karadeniz bölgesinde sokak sokak, mahalle mahalle gezip inandırarak yapmak lazım. Yoksa çok kişi geldi meydanlara. Çok büyük liderler geldi, işte parti başkanları geldi, cumhurbaşkanı geldi. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Gittikten sonra her şey unutuldu. Vatandaş taleplerini önceden vekillere iletip daha sonra yaptırabilirken, cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık vekillere ulaşan bir şey, vekiller cumhurbaşkanına ulaşamıyor. Vekillerin zaten meclisin bir vasfı kalmadı. Ordulu vekillerin de bu aşamada bir çalışmalarını çok fazla görmedik. Zararları var. Mesela şu an en son gündemde olan Fatsa'daki bu maden sahası, evet. Ağaç katliamı. Orayı da konuşalım başkanım. O konu şahsımı boş verin de bu şehrimiz evet. için çok önemli. Yani ben çok önemsiyorum bu konuyu. Geçen hafta İsa Başkanım da bu konuyu evet. önemsedi. Bunlara, bu konulara sık sık vurgu yapmak istiyorum. Sizden de istirham ediyorum. Yani bu konuları lütfen gündemde tutun. Tabii ki. Ya biz evet. siyasi parti olarak bunu gündeme getirince iktidar ve iktidar yakınlığı olan kişiler bunu bir siyasi malzeme haline getirip muhalefet abartıyor, yalan söylüyor şeklinde. Ama biz burada tüm medyayı, tüm vatandaşlarımızı, yerelde, özelde, tüm partileri, tüm kurum kuruluşları hepsini davet ediyoruz. Şimdi kalkıp Gelecek Partisi il başkanı veya ilçe başkanının kalkıp da orada bunu gündeme getirmesi çok fazla ses getirmez. Evet. Sağ olsunlar birçok partiyle gittik orada, derneklerimize destek verdik. Şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum. Ordunun mülki amirleri, belediye başkanları, el ele tutuşup Boztepe'ye çıkıp da şu Boztepe'ye çıkmalı, orduyu bakmalı diye türküsüne eşlik ederek orada durup da bir Fatsa'nın o maden sahasına neden gitmiyorlar? Veya şunu mu düşünüyorlar? Sayın Cumhurbaşkanı geldi de Fatsa'daki maden sahasını görmez mi sanıyorlar? İşler acısı bir durum. Yeşillendirileceği söyleniyor. Hibrit yapay çimlerle çim serilmiş. Yani siyanürle kazanan yerlere. Ağaç, birkaç ağaç dikmişler. Yörenin iklim şartlarına ve toprak yapısına uygun olmayan ağaçlarla yapmışlar. Reciden rica edebilir miyiz? Fatsa'nın son halini ekrana getirebilir mi? Bir rica etsek son fotoğrafını. Evet başkanım buyurun. Yani sahil kesiminden yukarıda içeride kalıyor diye oranın yok harap edilebileceği düşünülemez. Şu anki iktidarın oralara el atması lazım. Yani ya şu an iktidarda olabilirler. Yani %95 yabancı, %5 bize bir kar payıyla orada verilen bir çalışma var. %5 ordunun, Fatsa'nın veya işte gelecek neslimizin sağlığından önemli değil. Evet. Dünyadan önemli değil. Yani burada yapılan çok fazla su kuyusu vardı. Biz oraya çıktığımızda, ben daha önceden çıkmamıştım. Beraber Ordu Çevre Derneği'yle çıktığımızda maden sahasının aşağı inerken çok fazla su kuyusu var. Bu su kuyusu, aşağıda da birçok köy var. Bu köy o su kuyularını kullanıyor. Siyanür denilen madde yüzyıllarca toprakta kalıyor. Yağmur sularıyla bu su kuyularına dönüp geliyor. Bunlara yalan, iftira diyen iktidar veya ortaklarını oraya davet etmek lazım. O su kuyularından bir bardak su içirmek lazım. İçebilecekler mi veya çocuklarını, evlatlarını içirebilecekler mi? Bunu yani başkanım, açık çağrıda bulunuyoruz. Siyasi bir konu olmaktan çıkması lazım. Şu an evet. görüyoruz. Ne yazık ki evet, böyle görüyoruz. Maalesef. Aslında bu siyasi bir konu değil. Olmamalı da. Yani bu işler acısı bir durum. Bu bizim geleceğimizi, bu ne bileyim ya, bu bizim hayatımızı öldürüyor. Bir insan göz göre göre kendini nasıl öldürebilir? Ya bu siyasetle alakası yok. Bunun gerçekten AK Parti ile MHP ile CHP ile alakası olmayan bir durum. Bu tamamen yaşamla ölüm arasında insanlıkla ya bu canlıyı yok ediyorsun. Bırak insanı yok etmeye. Evet. Burada binlerce bitkimiz, binlerce böceğimiz, binlerce hayvanımız burada ölüyor. Yani bu su dediğiniz gibi yıllar sonrasını etkileyecek bir zehir. Ve ben bu konuyla ilgili kısa bir araştırma yaptığım zaman siyanürün nedenli tehlikeli bir kimyasal olduğunu gördük. Hepimiz de biliyoruz. Ama neden yapılır bu? Evet, alabilirsiniz ekrandan artık tabii. Yani bu insanın geleceğe dair ne bileyim başkanım, yani şu manzaraya bakın. Allah rızası için şu manzaraya bakın. İnsanın geleceğe dair ümitlerini bitiriyor. Yani bunun siyasetle... Arka manzaraya bakınca ne kadar hoş. Evet, bakın. Yani bak, siyasetle alakası yok bunda. Bir insan neden böyle bir katliam yapar? Yani bunu ben katliamdan başka bir isim bulamıyorum bunu söylemeye. Neden böyle bir şey yapar? Anlamış değilim. Evet, tekrar ifade etmek istiyorum. Bu bir siyasi mesele değil.
Bu memleket meselesi aslında. Bu konunun bence bütün STK'ların, bütün siyasi evet. partilerin, AK Parti dahil, yani MHP dahil bütün siyasi partilerin durun kardeşim, durun vatandaş demesi lazım bu konu için. Yani ha gelmişsiniz Fatsa'da ki biraz daha alan genişleyecek şimdi. Çatalpınar'ı tabii. veya Çamaş Gürgentepe tarafına gelecek, Gürgentepe'ye gelecek. Ha gelmişsiniz bizim burada siyanürle bu işlemi yapmışsınız. Ha gelmişsiniz işte köyümüzdeki su depolarına zehir koymuşsunuz. Tabii. Aynı şey. Neden böyle bir şey izin verilir? Bunu ya akıl mantık bilim açıklayamaz bunu. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Aslında haksızlık etmek istemiyorum. İktidar Partisi'nde çok arkadaşımız var. Evet bizim devletimizi yönetiyorsunuz İktidar Partisi. Saygım var. Olmak zorunda. Böyle bir şeyin içinde neden olunur? Yani bunu tekrar söylüyorum. Siyasi bir konu değil aslında. Ben buradaki serzenişim de siyaset değil. Yani neden böyle bir şey yapılır başkanım? Anlamaya çalışıyorum ya. Hani biri de bana desin ki evet arkadaşım hani bu siyanürün ya da bu altın aramanın bizim ülkemize şöyle bir katkısı var ya da katkısı olacak. Geleceğimiz için şöyle bir olumlu kısmı olacak dese ikna olacağım. Yani çünkü memleketimizi, devletimizi, vatanımızı seven bir insanız. Yani Fatsa'yı, orduyu, Türkiye'yi seven bir şahsım olarak ben bu konuya kabullenemiyorum. Yani bunu nasıl açıklayacağız? Ya da nasıl bunu sindirebiliriz başkanım? Yani nasıl düşünmemiz lazım bu konuyu? Bu yapılanın akılla, mantıkla veya sayısal veriyle açıklamanın imkanı yok. Maden sahasına giderken yeşillikler içerisinden geçiyorsunuz. Güzel, ne güzel bir ortam diye oradan içiniz ferah ferah geçerken bir anda az önce resimde görülen manzarayla karşılaşıyorsunuz. Ve dediğimiz gibi siyanür nesiller boyu aktarılan bir genetik soruna da yol açıyor. Zehirle. Kısa müddette de sorun olduğu gibi uzun vadede de sorunu var bunun. Her firma sahipleri işte yabancı şirketler zararı olmadığına dair savlar yapıyor. Bir terazi hiçbir zararı olmadığını ortaya koysak bile bu manzarayı %5 kar marjıyla teraziye alsanız yine bile zaten mantıklı değil. Yani başkanım %50 olsa yok, siyanürün hiçbir zararı olmadığını düşünsek bile bu manzarayı sadece bir manzara olarak alsak bile hiçbir şekilde hadi siyanürle yapılmıyor diyelim. Siyanür başlı başına bir zehir zaten ki Yasin Yeşil de uyarı yaptı. Maden ocağında çalışmış olup da hasta olmayan yok. Herkes hasta demiş. Köylü insanları istisnadan sallayarak sizi işe alacağız. İşte köyünüze bir şeyler yapacağız diyerek kandırıyorlar demiş. Bu aslında olayın başka bir boyutu. Evet hasta tabii. ediyor da. Hadi diyelim siyanürle aranmıyor. İşte farklı bir sistem. Yani kimyasal kullanılmıyor diyelim. Ya günah günah. Oradaki ağaçları görüyoruz. Yani oradaki börtü böceği insan nasıl bu kadar katil olabiliyoruz? Yani hangi ara bu kadar insanlıktan çıktık da hangi ara bu kadar ne bileyim cinayettir bu ya, bunun başka bir adı yok. Yani evet. siyanür zaten dediğiniz gibi yıllar boyunca bize zararı devam edecek. Ama yani bu cinayeti kim niye yapar gerçekten anlamış değilim. Anlamaya çalışıyorum ama hiçbir akıl da bana bunu izah edemiyor. Birkaç tane mesajımız var hem kafam tabii. dağılsın başkanım. Çünkü bu konu gerçekten bizi üzüyor. Tabii ki. Mesela HES'lere dedik ki arkadaşlar bakın HES'lerde kesinlikle derelerimize, böceklerimize, balıklarımıza zarar verecek dedik. Şu an zararını görüyoruz. HES de bir de şöyle baktığımız zaman tamamen yabancı kökenli firmalar bu HES inşaatlarını yapıyor ve şu da var. Burada suyun aslında kullanım hakkını alıyorlar. Diyoruz ki 2030 yılından sonra su savaşları başlayacak. Yani evet değerli izleyenler lütfen köyümüzde, bahçemizde, deremizde, bak Karadeniz bölgesi olarak ordu olarak deresi bol bir şehir idik. Fakat HES dediğimiz hidroelektrik santraller kurulma başladıktan sonra derelerimiz kuruldu. İklime baktığımız zaman iklimlerimiz değişiyor. Tabiatın, doğanın akışını değiştiriyoruz. Haşa Allah doğaya bir düzen koymuş, düzen vermiş. Biz bu düzenle oynamayalım. Yoksa bu düzen bizi şu an mesela Nisan ayına geldik. Havaların soğukluğuna şikayet ediyoruz. Kış kurak geçti. Evet. Su tehlikesi var diyoruz. Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyayız derken gidiyoruz suları yabancı firmaya. Diyoruz ki kardeşim biz yabancı firmaya suyun kullanım hakkını veriyoruz. Bunu niye idrak etmiyoruz? Az önce arkadaşın ifade ettiği gibi sizin köyünüzden şu kadar kişi işe alacak deniyor. Arkadaşlar kanmayalım lütfen Allah rızası için. Bu konu gerçekten önemli. Bu serzenişlerimizi ben en azından vicdan ediyorum ki ey Rabbim sen belki burada 3 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye, 100 kişiye belki bunu söyleme fırsatı verdin. Ben söyledim ve vicdanın vebalinden kurtuldum diyeceğim. Çünkü başkanımda da aynı sorumluluk var. Siyasetçilerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda aynı sorumluluğu taşıyorlar. Ben yalvarıyorum. Yani HES'ler lütfen evet. hiç masum değil. Şu anki Fatsa'da yapılan alan genişleyecek, Gürgentepe'ye gelecek, Gölke'ye kadar uzanacak.
Çatalpınar Havzası'nı kapsayan bir kazı çalışması olacak. Allah rızası için diyorum, yalvarıyorum. Çünkü bu doğa bize Allah'ın bahşettiği gerçekten mükemmel bir doğamız var. Lütfen artık bunlara zarar verdirmeyelim. Yeteri kadar zaten doğayı mahvettik. Lütfen biraz daha duyarlı olalım dedik. Birkaç tane mesajımız var başkanım. Onları size sunmak istiyorum. Tuncay Şahinkaya, Gelecek Partisi Bölgece Başkanı Ergül Güneş demişti, bunu ifade ettik. Ahmet Bey, bir soru sordunuz. Neden Gelecek Partisi'ne oy verelim diye ya da versinler diye. Bence partimizin ismi bile yeter demiş Gelecek. Evet. Milletin parasını yiyorlar, Allah yedirmesin demiş Tuncay Şahinkaya. Ha. Ergül Güneş, Gölköy İlçe Başkanımız. Selamlar, sevgiler Selam. Dilerim Ahmet Çelenk Bey. İyi yayınlar diliyorum. Başkanım, Ergül Başkan gerçekten, şimdi ben siyasi olarak bakmıyorum. Ergül Güneş, ben şahsen tanıdığım bir isim. Şimdi tabii ki bütün ilçe başkanlarımız muhtemelen çok güzel insanlardır ama Ergül Güneş tertemiz. Böyle buradan söylemek istemem ama gerçekten hani derler ya, böyle kimsenin etlisine sütüne karışmayan, işinde gücünde, gerçekten alının teriyle hayatını idame ettirmeye çalışan güzel bir insan. Allah da selamet versin, Aa. Selam gönderdik. Evet, Tuncay Şankaya demiş ki 6 milletvekili orduya hiçbir faydası yok demiş. Ben katılıyor musunuz başkanım? Katılıyorum, şöyle katılabilirim. Ses yapmaya veya bir şeyler duyurmaya çalışan vekillerimiz yok değil, var. İşte Cemal Bey, keza Sayın Mustafa da güzel, keza aynı şekilde dile getirmeye çalışıyor, ancak ordunun 600 tane vekili de olsa meclisin şu an bir önemi yok. Meclis şu an vasıflaştırıldığı için, vasıfsızlaştırıldığı için daha doğrusu, vekillere de kabahat bulamıyorum. Vekil yemin ettikten sonra meclise gitmeyen vekiller var. Kürsüye çıkmamış vekiller var. Yani vekil maaşı almayı hak sanıyorlar. Ordunun orduluğunun sorumluluğunu dile getirmek lazım. Sadece cenazeye, düğüne gidip vatandaşın yanına oturmak, açılışlara çiçek göndermek, vekillik görevi bu değildir. Vekillerimizin hepsini davet ediyoruz. Bu maden sahasına gitsinler. Biz bunu siyaset olarak orada bir parti adıyla değil. Dediğim gibi bunu ben dile getirirsem derler ki siyasi meze haline geliyor. Yok öyle bir şey, yalandır derler. Bunu hiçbir mecrada yayınlamazlar belki. Zaten çok zor kendimizi açıklayabilecek kanallar bulabiliyoruz. Bu yüzden tarafsız olarak kanaat önderlerine, iş adamlarımızla hepsini bu bölgeye çağırıp ses sahibi olmalarını istiyoruz. Yani sadece vekiller bünyesinde değil. Evet. Onları da çok kabahat bulamıyorum. Ama vekil olurken bir yemin ediliyor. O yemine ve o yeminin içindeki laflar var. Onları kendine çiğnemeye yedirebiliyorlarsa bizim diyecek bir şeyimiz yok zaten. Selamlar başkanım diyor, Osmaniye'den selam göndermiş Mehmet Çam. Yasin Yeşil'in az önceki bir mesajını tekrar okumak istiyorum. Maden ocağında çalışmış olup da hasta olmayan yok. Herkes hastane diyor. Köylü insanlarına istihdam sağlayacağız diye, sizi işe alacağız diye, köyünüzde bir şeyler yapacağız diyerek kandırıyorlar diyor. Tunca Şankaya demiş, tekrar Türkiye'de satılmayan yer kalmadı diye belirtmiş. Şeref Yiğit, ben Gölköy'de HES istemiyorum demiş. Şerefi teşekkür ederiz. Evet, duyarlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gölköy'de şu an 3 tane daha HES yapılması planlanıyor. İnşallah bir şekilde yapılmaması için bir şeyler yapılabilir diyorum. Gerçekten bunlar bizim geleceğimize, şu anki şahsımıza sıkılmış birer kurşundur. Başka bir açıklaması yoktur. Yasin Yeşil, Kurşunçalı'da da olacak maden ocağı, izin vermememiz lazım demiş. Evet Yasin Yeşil, aslında bu bir bu tür şeylere izin vermek bir vatan savunmasıdır. İşte bugün silahı elimize alıp cepheye gidecek pozisyonumuz yok. Asıl vatan toprağını işte bu şekilde savunabiliriz. Çünkü ben bu konuyu çok önemsiyorum. İnşallah da şehrimizde Kurşunçalı'da olacağına dair Yasin Yeşil bir paylaşım yaptı. İnşallah olmaz diye ümit edelim. Mehmet Çelik, Ünye-Niksar yolu için bile Tokat milletvekili devreye girdi. Evet, evet gerçekten bu konuyu da aslında bir konuşalım başkanım. Yani Tokat milletvekili bak Ünye-Niksar yolu için devreye girdi. Biz niye bu konuda pasifiz? Karadeniz sahil yolu yapıldı. Bunu kendilerine bir siyasi malzeme haline getirdiler. Sürekli Karadeniz sahil yoluyla yürüyorlar ama Batum tren hattı vardı. Bu AK Parti'nin her seçim hattında dile getirilen bir şey. Yapılan hiçbir şey yok. Samsun, Batum bu sahil hattında bir tren yolu çalışması olacaktı. Yok. Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayan yol vardı. Yapılan tünel çalışmaları ortada. Her bir tünel tek tek çöküyor, tekrar bir çalışma yapılıyor. Bu ordu çevre yolu keza ne kadar uzadı. Liyakatsiz, işin ehli olmayan, sadece para kazandırmak için yandaşlara verilen şirketlerin bu tarz sorunları ortaya çıkarttığı ortada. Ve bunlardan birileri kâr ediyor, vatandaş olarak biz zarar ediyoruz.
ordunun vekilleri dediğiniz gibi umrunda değil şu an ordunun vekilleri, ordunun dertleriyle. Keza ordunun vekili orada geçmiş olsun diyelim tekrar Covid hastası oluyor. Ankara'ya gidip Ankara'da tedavi olmaya istiyor. Evet. Yani kendi vatandaşına güvenmeyen, imkanlarından yararlanmayan bir hale gelmişiz. Şeref Yiğit, Ahmet kardeşim sen bizim tek sesimizsin demiş. Sağ olsun, var olsun. Teveccühünüz Şeref Bey üstadım. Ben şöyle bir ricada bulunabilir miyim başkanım müsaadenizle? Şu an orduda olan arkadaşlar veya kendi ilçesiyle ilgili bir tane problem yazabilir mi? Bunu da başkanıma yönetmek istiyorum. Hangi ilçedeysek, hangi ilçe mensubuysak o ilçemizin en büyük problemlerinden bir tanesini veya iki tanesini yazabilir miyiz? Bunu sormak isteriz. Bir mesajımız var. Gölköy'de Erbil Başkan'la beraber çok projelerimiz var. İnşallah yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bu sorunları aşacağız demiş Tuncay Şangay. Evet, Tuncay Şangay sizden başlayalım. Gölköy'ün problemini birkaç cümleyle yazabilirseniz seviniriz. Burada hangi ilçemizde öncelik sırası neymiş? Aslında bu arkadaşlar muhalefetin bizim için çok önemi var. Çok büyük önemi var. Dikkat ederseniz üst üste iki haftadır muhalefet partisi alıyoruz. Biz aslında iktidar partisiyle de bu masada olacağız, bu ekranlarda olacağız. Ama şu an muhalefetteki arkadaşlarla gündemi değerlendireceğiz. Buradan toparladığımız konuları iktidar partisinin önüne koyacağız. Evet diyeceğiz, böyle bir sonuca ulaştık Sayın İktidar Partisi. Neden bunlar bu şekilde diye soracağız. Ama şunu da ifade edelim. Eşit miktarda yaklaşacağız. Bizim çünkü herkese yaklaşımımız evet. Eşittir. Burada Sayın Ali Safa Aydın Başkanıma ne soruyor isek bu soruyu İktidar Partisi temsilcisine de yöneltmiş olacağız. Evet, Tuncay Şangay'a ben cevap veriyorum. Hangi birini yazalım Ahmet Bey? Sorun çok demiş. Gölköy'de demek ki sorun çok olduğunu belirtmiş. Ben bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Sayın Gölköy Belediye Başkanıma haksızlık ettirmem. Adam gerçekten çalışıyor. Buradan da kendisine, şahsına selam olsun. Evet, yol diyor. Ordu Gölköy yolu diyor. Bu da çok önemli. Ordu Gölköy yolu hala bitmedi. İnşallah bitecek. Ben de belediye başkanından bunun biteceğine dair, bunun artık kaçışının olmadığına dair böyle bir söz aldık. Gölköy ilçe başkanımız da bu konuda fikrini söyledi. Bitmiyor bu yol demiş Şeref Yiğit. İnşallah bitecek. Evet. Her gelen şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Yapmıyorlar. Bunlara inanmayalım demiş Yasin Yeşil. Evet başkanım. Ordu'nun sizce, şimdi arkadaşlardan her ilçenin problemi ilgili mesaj geliyor. Ordu'nun en büyük problemi nedir? Yani şu an siz Ordu'da milletvekili olsaydınız ilk çözebileceğimiz konulardan biri ne olurdu? Ordu'da hizmet yapmayı inşaatla nitelendiriyorlar. Ordu'ya eski fotoğrafları yan yana koyup belli periyotlara baktığınızda özellikle Altınordu merkezde yeşil alan artık olmadı. Sadece refüjdeki yeşillerin, yol kenarı dikmiş birkaç tane süs ağacının yeşil olarak kaldığı belli. Yeşil olarak değerlendirecek alanlar, kimisi otopark oldu. Şimdi AVM, eski otogar var. Eski otogarında şu an AVM yapılacağına dair söylentiler var. Umarız böyle bir hata yapmazlar. Yani bir karar alınmadan önce de zanda bulunmak istemiyoruz. Ama baştan uyarıyoruz. Orayı millet bahçesi adı altında bir yeşil alan bile olur. Yeter ki bu Ordu'ya, Ordulu'ya doğayla buluşturacak. Yani Ordulu, özellikle Altınordu, herkesin yaylası köyü yok. Söz öyle başladım. Şimdi eskiden vardı ancak birçok kişi baba öldükten sonra satıp terk etti maalesef. Yani insanların hafta sonu rahat yeri, nefes alabileceği. İnsan sahilde yürümeye çıkıyor, betonun üstüne yürüyor. Ayağı kuma değmeden geri geliyor. Mangal yapacak, betonun üzerine mangal yakıyor. Koşu yapacak, yine betonun üstüne koşu yapıyor. Yani Ordu merkezi özellikle tamamen beton halde. Yol konularında özellikle ilçe başkanlarına, evet dediğiniz gibi çok fazla onların da yıpratmamak lazım. Ordu büyükşehir olduktan sonra ilçe başkanlarının bütçelerinde çok fazla bir kesilme oldu. Ödenekler gitmiyor. Birçok işi yapmak için büyükşehirden yardım istiyorlar ama büyükşehir paraları daha çok reklamlara, billboardlara harcadığı için ve sadece ana güzergahtaki yolları tekrar kaldırıp tekrar yaptığı için yani Altınordu merkezi büyükşehirin ilgi görev alanında olan yerlere de baktığımızda gözün gördüğü yerler, devlet büyüklerin gelip geçtiği yerler evet güzel. Ancak bir arka sokağa geçtiğinizde Gölköy yolu gibi çamur, beton yok, yol yok, asfalt yok. Yani sorun her yerde. Evet, orada bir hali sorun var. Evet. Ben bir de başkanım az önce değindiniz yine. Oraya da değinmeden geçemeyeceğim.
Ordu'da gerçekten yeşil alanımız yok ya merkezde. Evet. Yani bu çok acı bir durumdur. Çünkü Türkiye'nin en yeşil bölgesi Karadeniz. Biz de Karadeniz'in yeşilliğiyle övünüyoruz. Geçen hafta mesela Yeşil Ünye diye alanlara böyle yerleşmişti. Ünye'miz yeşilliğiyle ön plana çıkan bir ilçeyken geçen hafta arkada fonumuz vardı. Ünye'nin fonu vardı. Hatta Ünye'nin fonu olacaktı bu akşam. Dedi ki bir de Boztepe'yi koyalım dedik. Alev Hanım dedik. Bu akşam Boztepe'yi de koyacak oraya. Şimdi Boztepe'den baktığımız zaman da Ordu'da yeşil yer bulamıyoruz. Stadyum, eski stadyum vardı. Şimdi eski stadyumda kalkacak dolayısıyla. Orada yeşil alan bulamıyoruz. Şimdi bu içler acısı bir durum. Tezat bir de biliyor musun? Yani Türkiye'deki en yeşil bölge Karadeniz iken Karadeniz'in en yeşil şehri Ordu diye övünürken mesela Ünye'ye geçen hafta fotoğrafa baktığım zaman mesela Ordu'da bakın sadece Boztepe'deki yeşilliklerden başka aşağıdaki yeşilliği görüyoruz, görebiliyoruz. Ne yazık ki yeşil alanımız kalmamış. Şu an mesela kamyon garaj dediğimiz bölge evet site yapıldı. Çok içler acısı bir durumdu. Evet. Bence bir faciaydı. Aynı durum otogarda söz konusu olursa ne yapılabilir? Yani bize ne düşer? Vatandaş olarak ne yapabiliriz? Hukuki olarak söylüyorum. Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Ben bu konuyu da önemsiyoruz. Yani aslında insana dokunan her şeyi önemsiyoruz. Çünkü benim evladımı parka götürüyorum mesela. İşte park plastik, işte artık şeyler döşendi. Ne bileyim kauçuk şeyler döşendi. Çocukların işte sağlığı için ya da ne bileyim kazalara sebep vermemek için. Dokunuyorum mesela çocuğa elektriklenme oluyor. Şey, bunu doktora sorduğumuzda diyor ki toprakla buluşmamasından dolayı oluyor. Yani bu aslında büyük bir zararmış çocuklar. Çünkü elektrik biriktiği zaman zararlı bir durum. Yani çocukların o elektriği atacak bir pozisyonu yok, ortamı yok. Yani bu aslında yine bizim geleceğimizi olumsuz etkileyen bir durum. Biz ne yapabiliriz? Yani en azından otogarın oradaki konu için söylüyorum. Yani bugün Büyükşehir Belediyesi derse buraya AVM yapacağız derse bunun önüne nasıl geçilebilir? Ya da ne yapmamız lazım hukuki olarak? Bu sorun en başta anayasayı tanımamaktan başlıyor. Anayasada Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti diyor ama bizim ülkemizde sosyal imkanlar yok. Dediğiniz gibi Ordu'da sosyal vakit geçirebilecek yeşillik bir alan yok. Ne oluyordu? Yukarılara gitmek gerekiyor. Yukarılara gidince de işte gördüğünüz gibi maden sahası, öbür tarafta HES inşaatı, öbür tarafta tünel yolu inşaatı. Yukarılarda da artık huzur kalmadı. Yaylalara bakıyorsunuz oteller, kayak tesisleri yapılmaya başlandı. Boztepe'nin tepesinde zirve inşaatı açılmayacaktı. Oralara inşaatlar açıldı. Oteller yapıldı, villalar yapıldı. Yani doğadan alırsanız doğa da bir gün sizden alır. Karadeniz, Ordu, Giresun havalimanı yapıldı. Denizin içerisindeki havalimanı diye konuşuldu. İşte dünyada ikinci... Kötü mü oldu başkanım havalimanı? Şu an denizin içerisinde olmamaya çalışılıyor. O aradaki boşluk kısım şu an tekrar toprakla doldurularak artık karın içindeki bir hava sahası olacak. Bu yapılan projelerin işte en başından bir dengesizlik içerisinde. Bir plan, proje, incelemesi yapılmadan yapılması yapılan bir şey. Yani... Başkanım ilçelerden mesaj beklemiştik ya, müsaadenizle onlara değinmek istiyorum. Şöyle demiş Mehmet Çelik, Ferhat Şirin için Amasya'nın dağlarını deldi ama bir türlü Ordu Gölke yolu bitmedi demiş. Mustafa Aydemir, Ordu'da problem o kadar çok ki demiş, ilk problem şu anki AKP'li belediye başkanı diye eklemiş. Tuncay Şahinkaya, evet bu konuda objektif bakmış. Kendisine teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımız Fikri Uludağ Bey diyor, tebrik ederim çalışmalarını. Ben aslında konuya siyasi bakmıyorum. Fikri Uludağ gerçekten siyaset ayrımı yapmaksızın ilçesine hizmet eden bir belediye başkanı gördüm. İnşallah devam eder. Evet, Mustafa Aydemir, ekonomi çok iyi. Askıda ekmek var. Ama Gelecek Partisi ordu olarak bunu engelledik. Çanta bastırıp üzerine belediye ismi yazan, altına da kendi ismini yazıp çocuklarımıza okul çantası veren belediye var demiş. Evet. Bu konuya şöyle değinmek gerekirse Sayın Mustafa Başkanımızın bahsettiği gibi askıda ekmek şovu yapıldı orada. Bu bir yardım, bir bağış. Bunu belediye yapsın, daha çok yapsın. Biz tabii ki her zaman destekleriz. İmkanımız olsa biz de keşke yapsak. Parti olarak veya şahsı bünyesinde. Ancak bunu şova dönüştürmemek lazım. Bizim partimizin programındaki birinci sayfamızda insan onuru yazıyor. Ekonomi kötü mü? Kötü. Evet. Devlet yardım ediyor mu? Belediyeler veya şahıs olarak yardım ediyor ama bunu siyasi şova, özellikle şahsi boyutlara siyasi şova dönüştürmek ne kendisine bir şey katar, kendisine bir şey katmadığı gibi vatandaştan çok şey götürüyor. Dün
iş yeri sahibi olan, iş adamı olan bir kişi bu ekonomik pandemi koşullarından dolayı askıda ekmek alacak duruma düşüyor. Gelip orada herkesin içerisinde, özellikle 29 günlük periyot içerisinde 29 gün ayrı ayrı paylaşım yapılıyor bu askıda ekmek yapılan yerde. Her gün ayrı ayrı fotoğraf çekiliyor, her gün belediyenin sosyal medyalarında tekrar tekrar paylaşılıyor. Yani insan onuru bir kere rencide edilmedi. Her bir paylaşıma tekrar tekrar burada insan onuru rencide edildi. Askıda ekmek kampanyası ya da çalışması ya da yardımı bizim kültürümüzde olan bir şey. Osmanlı kültüründen gelen bir şey. Askıda ekmek ihtiyacı olanların alacağı yere para bırakmak hep bizim kültürümüzde olan bir şeydi. Ancak askıda ekmek fırında olur. Fırında asarsın, içeriye girecek kişi sanki bir ekmek alacakmış gibi girer. Askıda ekmeğini alıp çıkar. Biz bunu çokça dile getirdik. Ordulu kurucumuz Muhsin Emre Demiröz dile getirdi. Biz parti il yönetimi olarak dile getirdik. Diğer destekçilerimizden sağ olsunlar hep destek aldık. Artık yerelden sonra artık ulusal haberlere de düştü. Evet, Muhsin Emre Demiröz başkanıma da selam gönderiyorum buradan. Bu konuyla gerçekten ilgilendi. Ulusal'da da ses getirdi. Ben hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum hem de takdir ediyorum. En son sağ olsun Vali Bey müdahale etti ve bu uygulamaya son verdi ve fırınlarda yapılmasını sağladı. Teşekkür ederiz. Geç oldu ama teşekkür ediyoruz kendisine. Şu an istediğiniz doğrultuda oldu mu yani başkanım? İstediğimizde de olması gereken gibi. Olması gereken gibi. Mehmet Çelik, stadyum yanında küçük bir alan vardı. İnsanların oturup dinlendiği, oraya bile yıkıp beton döküp otopark yapan bir zihniyet yönetiyor orduyu demiş Mehmet Çelik başkanım. Şöyle, Hakan Ertürkmen başkanım, Fas'ın en büyük problemi sizde bahsettiğiniz altın maden sahası. Bu hafta orman haftası, Fas'a belediyesi 160 fidan dikti ama alanı genişletmek için kesilen onca ağaç için kimse bahsetmedi ve sağlığımızı çok tehdit ediyor. Ve ekonomik olarak bize Fatsa'mıza bir faydası olmadığı açıktır. Ahmet Bey, maden sahasına çim örtüsü seriliyor. Görüntüyü kapatmak için. O kadar da böyle bir şey var mı? Az önceki resimlere bakarsanız ben gözümle gördüğüm için çok iyi. O yeşillikler çim örtüsü. O yeşillikler hibrit çim yani. Uzun ömürlü yiyorlar çim. Tabii ki. Yani şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar yabancı şirketi yapsa da bir sözleşme karşılığında yapılıyor. Ve sözleşme karşılığında bir taahhütleri var. Bulduğumuz gibi bırakacağız. Karşılığında bir anlaşmaları var. Bize yansıyan en azından tabii ki ticari sır boyutunda birçok şey artık kamuoyundan gizlendiği için bulduğumuz gibi ağaçlandırılacak, işte o şekilde terk edeceğiz diye. Ağaçlandırma yerine çimleme yapmışlar sağ olsunlar oraları. Başkanım, sizin Fas'ta ilçe başkanınız hiç güzel bir şey yapmadı ki. Şimdi gerçekten yeşillendirilmiş mi? Yani sentetik çim mi yapılmış şimdi oraya? Yani geçtiğimiz iki hafta önce biz birçok il başkanı, Ordu Çevre Derneği'nin daveti üzerine onlara yanında iştirak ettik. Desteklemek amacıyla orada bulunduk. Birebir gördünüz yani. Tabii birebir gördük. Birkaç gün önce de yine aynı şekilde hukuksuz olarak hala genişleme çalışmaları yapıyorlar. İkinci ÇED raporu çıkmamasına rağmen ağaç kesimine devam ediyorlar. Köylü uyarıyor. Sağ olsun dernekler ve işte sivil toplum örgütleri olayına gelerek adeta bir kovalamaca edasıyla onlar keserken vatandaş kovalıyor. Ahmet Bey, maden sahasında çim örtüsü seriliyor görüntüyü kapatmak için. Önceden ceviz ağacı, kestan ağacı olan bölge faydasız çam ağaçları dikiliyor. Bu yüzden Fas'ın şu an en büyük problemi maden sahası. Daha ne olsun başkanım? Yani Hakan Ertürkmen eklemiş. Ben yani bu kadar da bu sahtekarlık değil mi başkanım? İşte yani, diyorum ya, bir sözleşme yapılıyor. Burada hükümetin elinde bir done var. Sözleşmeyi yerine getirmedi. Sözleşme aykırı unsurlarla yaptığına dair bir hüküm var. Tabii sözleşmenin içeriğini bilmediğimiz için ve genelde de yetkili mahkemeler hep sağ olsunlar yurt dışındaki mahkemeler kıldıkları için elimizde çok boş. Bu konuda devlet her konuda zarar vuruyor. Yani bu alınan %5 ne zararı karşılar, ne vatandaşın gönlünü kazandırır, ne de bu zararın önüne geçmek için yapılacak adımlara karşı bir yardım olur. Yani. Gölcük'ün çevresinin değişmesi gerekiyor. Tek bir cadde değil, merkezde yeni iş yerleri, yeni caddeler gerekiyor. Gürgentepe Gölcük'ten ayrılma ama Gölköy'ü geçti. Ahmet Bey, biraz geniş düşünmemiz gerekir. Biz bunu Gelecek Partisi olarak başaracağımıza inanıyorum demiş Tuncay Şahinköy Başkanım. İnşallah derim. Hakan Ertürkmen Başkanım eklemiş. Sadece Fas'tan değil, ordunun ülkenin sorunudur. Gerçekten sadece Fas'tan sorunu değildir. Bu aslında bir ülke sorunudur. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda aslında müdahil olmasını da beklerim. Yani ondan önce asıl ordu milletvekillerinin, altı milletvekilinin konuya müdahil olup Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arkadaşlar burada hayırdır ne yapıyorsunuz demesi ve Sayın Valinin öncelikle bu konuya müdahil olmasını gerçekten beklerim. Burada şuna ekleme yapalım. Hani tek adam mı, hakkını yemeyelim diye sözün başında öyle başlamıştık. Ama şimdi her ilin bir tek adamı varsa belediye başkanıdır. Belediye başkanının bu yapılandan haberdar olmaması gibi bir imkan yok. En azından biz bunu duyurduk. Birçok dernek duyurdu, birçok parti duyurdu. Bir git bak ama yok. Vekiller keza. Bunlar birçok kez gündeme geldi. Bir tane vekil gidip de oraya olay yerinde inceleme yapmadı.
iki vekilimizi hariç tutarak diğer vekiller için, iki taraf vekiller için sesleniyorum. Hiçbir olay yerine gitmedi. En azından gidip de doğrusu, biz yanlış söylüyorsak gidip doğrusunu aydınlatmak için de bir şey yapmadı. Evet. Vatandaşa destek olmak için de bir şey yapmadı. Yani burada tek adam, eğer Cumhurbaşkanlığı tek adamsa ve bu yapılan iyi şeylerin de sorumlusu veya işte yapan kişi takdir edilecek kişi Cumhurbaşkanı ise, bu kusurların her birinin sorumlusu da Cumhurbaşkanı'dır. Evet. Huzur, güven gelecek bir gün demiş Ramazan Önder. Huzur, güven gelecek bir gün Allah'ın izniyle gelecek demiş. Ve Mustafa Aydemir eklemiş, başkanım Allah'ın izniyle orduya huzuru, güveni getireceği Sayın Başkanıma güçlü ve genç kadroyla demiş. Sayın Başkanımla güçlü ve genç kadroyla demiş. Başkanım, gerçekten baktığımız zaman genç bir kadromuz var. Evet. Yani bu da aslında şu an ben hep şunu söylerim eskiden beri. Arkadaşlar artık bölge olarak, şehir olarak fındık işindeyiz. Yani hepimizin fındığı var, az veya çok. Ne yapıyoruz? Yaşlanan dalları, kart dalı dediğimiz dalları kesiyoruz. Yenisi gelsin arkadan diye. Mesela ben soruyorum, niye o dalları kesiyoruz? İşte diğerleri daha iyi fındık veriyor diyor. Yani doğa zaten insan yaşamının özeti ise eğer. Bakıyorum siyasete sanki 60 yaşın üzeri bu siyaseti yapacakmış gibi bir algı var. Artık diyoruz ki yani eski abiler, tamam büyüksünüz, kanaat önderisiniz, biraz kenara çekilin. Yani özellikle 70 yaş üzeri biraz gençlere izin verin. Mesela ben sizin kadronuzda genç görmek de beni aslında umutlandırdı. Biraz daha geri geleyim. Sizin yönetiminizde mesela Emre Demiröz, Muhsin Emre Demiröz başkanımın yönetimde olması. 18 beni... yaşında kurucumuz vardı. Bizim evet, 18 yaşında kurucumuz vardı. Aslında bunlar genç beyinler, çünkü artık dijital bir döneme giriyoruz. Ya ister kabul edelim ister etmeyelim, dijital bir çağa geldik yani. Şimdi 60 yaşındaki adam dijital çağdan ne anlar? Mesela diyorum ki bugün emekli bir hocamız var, o da bizi seyrediyor. Hocam diyorum, artık uzaktan eğitim veriyorsunuz, bu zor olmuyor mu? Yani diyor, şeye, teknolojiye hakim değiliz. Evet, zor oluyor. Yani şimdi artık ama genç öğretmen arkadaşlar hiç zorlanmıyor. Gayet işte o sisteme giriyor, EBA sistemi veya işte uzaktan eğitim sistemine. Gereken işlemi hızlı tak 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 yapıyor. Yani bu aslında ülke yönetmekle bir sınıf yönetmek çok bir farkı yok. Bir öğretmenin sınıf yönetmesiyle bir yetkilinin ülke yönetmesi. Yani biraz daha genç yöneticilere, genç beyinlere yer verilse diye sisteme derken, aslında sizin bu konuda bizim isteklerimizi karşılayan bir şeyiniz var. Yani gençliğe biraz daha önem vermişsiniz. Siz de bunu düşünerek mi bu şehirde böyle bir yola çıktınız? Yani genç bir yönetim mi olsun diye düşündünüz? Ya da bu kadar genç arkadaşı nereden buldunuz? Öyle sorayım ben. Tabii bizim partimizin adı Gelecek Partisi. Yani biz geleceğe hitap ediyoruz. Yani bugün veya geçmişle artık bizim derdimiz yok. Gelecek Partisi olarak genç bir partiyiz. Yeni başladık. Sadece ben değil, birçok ilçe veya il başkanlarımızdan da çok genç. Benden çok daha genç il başkanlarımız da var. Kurucularımız da dediğimiz gibi daha seçilme yaşını yeni sağlamış olan kurucularımız vardı. Büyüklerimizin başımızın yeri var. Her zaman. Onların deneyimlerinden, tecrübelerinden her zaman faydalanacağız. Ama siyaset eskiden emeklilik işi. Yani emeklinin yapacağı veya belli bir zümreye ait, belli bir ailenin yapacağı iş olarak gözüküyordu. Ancak şu an Türkiye'de en çok söz sahibi olacak ve sayı bakımından en çok olan Y ve Z kuşağı. Zaten Y kuşağı artık yavaş yavaş kadroları elini almaya başladı. Şu an ilk kez oy kullanacak 7 milyon Z kuşağı var. Bu insanlar doğduklarında AK Parti'yle gözünü açtılar ve ilk seçimlerine AK Parti seçimine karşı girecekler. Bu genç kadro dinamik, bomba gibi gerçekten. Yani sosyal medyada özellikle ben de genç olmama rağmen çok güzel tespitleri olabiliyor. Başkanım, çok da mesaj gelmiş diğer platformlardan. Mesela Twitter'dan mesaj gelmiş. Aynı zamanda biz bu başka bir platformlardan da paylaşmıştık şu an bu videomuzu. Şimdi o kısma girersek biz burada bayağı kalacağız. Evet. Biz şu an Ünye'deyiz. Evet, Erzan Hanım, Ünye'deyiz. Ya bu benim kafam niye kesiliyor? Boyum uzun olduğu için mi? Ha, şimdi daha iyi. Evet, eğer kesikse o ekrandan kaynaklanıyor. Benden değil arkadaşlar. Evet, böyle durayım ben. Alev Hanım, bu bak bizi mahvettin burada bugün. Şimdi Ünye'deyiz. Başkanım, eğer o sorulara girersek biz altına kalkamayacağız. Siz çok ucu açıktınız. Şu an, bıraktınız orayı. Evet, şu an gerçekten bir hayli olmuş. Biz bir saat diye kandırdık sizi. Davet ederken bir saat dedik ama şu an 1,5 saate yaklaşmışız. Şöyle yapalım başkanım. Mesajlarımız geldi. Ben aslında almak istediklerimi aldım sizden. Yani neden Gelecek Partisi sorunun cevabıydı aslında benim beklediğim. Evet. Ya da
Evet, siyasi duruşunuzu biliyorum ama bunu hem bir sohbet ortamında gerçekleştirelim hem de kayıt altına alalım istedik. Çünkü yarın iktidara geldiğiniz zaman bunlar elimizde... Bunların hepsi taahhüt. Biz zaten başlayalım şöyle, söz uçar yazı kalırdı ya, artık bizde bahsettiğimiz dijital bir çağa geçiyor. Evet. Bunlar kayıt altında. Arşiv yalan söylemez, arşiv kaybolmaz. Biz de yarın bir gün... Buyurun başkanım diyebilecek elimizde kanıtlarımız biriksin diye siyasilerimizi davet ediyoruz. Sağ olun icabet ettiniz. Evet, toparlayacak olursak Sayın Başkanım Ali Safa Aydın ne söylemek ister toparlayacak olursak ve sonra orduya gideceğiz. Yolumuz uzun, evet. Sizin de yolunuz uzun, yükünüz ağır. Allah yardımcınız olsun. Evet, buyurun başkanım. Gelecek Partisi olarak bir yola biz çıktık. Genel başkanımızın ve kurucularımızın yanında destek olarak 81 ilde ve ilçelerimizde kendi refahımızı, huzurumuzu, aile ortamımızı terk ederek, ekonomik ortamımızı belki birçok şeyle riske atarak bir yola girdik. Bu kadar insan risk alarak bir yola giriyorsa vatandaşlarımızdan da biz destek bekliyoruz. Bu ekonomik bir destek değil. Biz asla, ben birçok kez bunu niteliyorum, birçok siyasi parti kuruldu. Hala da kuruluyor, kurulacak da. Ama Gelecek Partisi olarak şunu çok açık diyebilirim. Ne hazine desteği alıyoruz, ne iktidar desteği alıyoruz. Bu çok önemli bir ayrım. Şimdi evet, yeni kurulmuş partiler veya seçime girip de %3 bandında oy almamış partiler hazineden destek almıyor ama iktidardan destek alan yeni kurulmuş partiler var. İktidarın amacına hizmet eden partiler var. İktidarın şu anki hali ortada. İki kişilik ortak vardı. Yanına şu an bir ortak daha geldi. MAO'cu bir ortak aldı yanına. Millilik vurgusu yapan bir iktidar varken Türk soydaşlarımıza, Uygur Türk'ü kardeşlerimize Çin katliamı yapılırken sessiz kalan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu vatandaşa millilikle pazarlamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ekonomik olarak kendileri refahtayken, 2 yıllık, 2,5 yıllık bir süreçte bir büro elemanı artık Nirvana'yı görme, bu halk tabiriyle artık o arabada yaptığı faaliyet, tabii kendi artık Allah ıslah etsin diyelim, inşallah kurtulur. Bu azmışlığın bir göstergesi. Bu alt tabanda böyleyken yukarıda bunun katlanarak artması beklenir. Yani bir büro elemanı bu kadar zenginleştiyse bunun üstü zaten birçoğu orduda omzuna elini koyduğumuz vatandaş bunu zaten biliyor. Bu 81 ilde de böyle. Keza işte birkaç 5-6 şirketin, yandaş şirketin, her şeye alanında uzman olan şirketler var sağ olsunlar. Her işi onlar yapıyorlar. Afza onlara geliyor, teşvikler de onlara geliyor. Kira yardımı veriliyor, yine onlar alıyor. Böyle bir ortamdayken, ekonomik durumumuz kötüyken, hukuk durumumuz kötüyken, ortam artık Türkiye'deki refah düzeyi iyice düşmüşken, cinnet toplumu haline geldik. Bunların hepsi tabii ki hukuksuzluğun ve ekonominin bozuk olması da bunların hepsini birbirini tetikliyor. Kadın cinayetleri neden artıyorsa işte bu hukuksuzluktan, ekonomik buhrandan, eğitimsizlikten dolayı artıyor. Keza işte. Şimdi kadın cinayetleriniz aslında benim en önemli konularımdan bir tanesiydi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikirleriniz. Kısaca ona da bir değinebilir miyiz kapanış yaparken? Şimdi İstanbul Sözleşmesi bildiğiniz gibi... Yani hükümet bu konuda doğru bir adım attı. Doğru diyemem. Şöyle bir şey var. İstanbul Sözleşmesi'ni İstanbul Sözleşmesi olarak nitelendirmemek lazım. Ne bir sözleşme kadın cinayetini engeller, ne bir sözleşme toplumun ahlakını bozar. Bunun önemli olan usulde uygulanmasıdır. Şimdi İstanbul Sözleşmesi varken kadın cinayetleri yok muydu? Vardı. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Kaldırıldığı gün 3 tane bayan vatandaşımız, kadın vatandaşımız katledildi. Yani ya da sözleşmeden önceki 2014'ten ya da işte ilk imza görüşme tarihinde 2012'den önce cinayetler yok muydu? Vardı. Avrupa'da hala kadın cinayetleri yok mu? Var. Bunlar tamamen usulle, yönetimle, eğitimle. İstanbul Sözleşmesi'ndeki madde 4'e takılıyor işte cinsel, toplumsal cinsiyet ve cinsel ayrımcılık olmaması gibi. Buna takılmamak lazım. Türkiye'nin belli başlı bir örf-i ade gelişmesi var. 96 yılında eşcinsellere bir dernek kurulması yolu açıldıysa, 2004'te 2006'da bunların vakfı olacak şekilde büyümelerine izin verildiyse, bu İstanbul Sözleşmesi olmadan önceydi. Yani bunu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar işte eşcinselliği teşvik ediyor diye bir savunma olmaz. Veya işte İstanbul Sözleşmesi olmazsa kadınlarımız işte daha rahat katledilecek diye bir şey de olmaz. Burada İstanbul Sözleşmesi varken uygulaması yanlış yapıldı. Liyakatsizlik burada başlıyor. İstanbul Sözleşmesi vardı. 6284 yani 6284 sayılı aile kadın koruma kanunumuz varken de kadınlarımız hep katledildi. Bir kadın vatandaşımız şiddete veya işte bir ekonomik veya psikolojik şiddete dahil olmak üzere bir şeye maruz kaldığında karakola gittiğinde ilk önce bizim babacan karakol amirlerimiz barışırsınız karı koca arasında olur böyle şeyler deyip gönderdi. Akşamında kadın
maalesef cinayete kurban gidince bu sefer ters tepki almaya başladı. Bu sefer bu suistimal edilmeye de başlandı. Tabii ki yok değil yani, suistimal edenler var. Keza sadece kadınları koruyan bir kanun da değil. Yani cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkese. İki kişi arasındaki bir anlaşmazlık veya işte tehditli bir aile koruma kanunundan dolayı uzaklaştırma kararı veriliyor. Bu birçok aşamada tabii ki suistimal edildi. Burada İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma konusu yine gündeme geldi. 81 maddeden oluşan bir sözleşme. 80. maddesinde fesih yazıyor. Avrupa Konseyi Sekreterliğine fesih yazısı geldiği anda çıkarsın diyor. Ama ceza kanunumuzda zaten bizim suç olan şeyler bunlar. Yani onu indirgememek lazım. Önemli olan bizim toplumu eğitmemiz. Sözleşmenin keza ilk 10 maddesinde nasıl uygulanacağı, neler yapılması gerektiği yazıyor. Okullarda eğitim verilmesi, toplumsal alanlarda, işte otobüs gibi yerlerde buna dair işte afişlerin olması. Okullarda eğitim verildi mi? Verilmedi. Zaten şu anki mevcut hükümet sözleşmenin hükümlerini yerine getirmedi. Yani bu yüzden İstanbul Sözleşmesi bizi bu hale getirdi diye bir şey diyemezler. Yani o yüzden bir kalıp, yani bir sözleşmeye bağlı kalmamak lazım. Evet. Ama buradan da şeyle değinmek istiyorum. Meclis Başkanı en son atıf yaptı. Nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıysak Montreux'den de çıkarız diye şey yaptı. Atıfı vardır. Onu nasıl buluyorsunuz, o değerlendirmeyi? O atıfı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen mesnetsiz, hayata aykırı, yani dayanaksız. Tarihsizlik miydi? Tarihsiz bir yani, açıklama mıydı? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Komik. maalesef. Bir tane mesajımız kaldı. Onu da ifade edelim. Gelecek Partisi olarak genç girişimcileri olması faydalı olacaktır demiş. Evet, bir önceki mesajımızda Allah'ın izniyle orduya huzuru, güveni getireceğiz Sayın Başkanım'a güçlü ve geç kadroyla demiş. Bir mesaj daha. Cemil Arpacıoğlu. Tövbe tövbe, daha neler? İçeriği ne sağcı ne solcu, ne devletçi ne milletçi tarafı yok. Sadece kötülemeyle klasik parti demiş. Bunu da çünkü tarafsızlık adına size ulaştırmam gerekiyordu. Bir tane mesajımız geldi. Evet. Siz ne sağcı ne solcu musunuz başkanım? Biz Türkiye vatandaşıyız. Ne sağcı ne solcuyuz o zaman? Sağ sol kalıbı artık hadi, Türkiye'den çıkmıyor. Şimdi AK Parti'den herkes bir şükran sunuyor. İstifa, görevden alınan adam da şükran ediyor. Sağ olsun şükranlarını sunarak görevden yapıyor. Biz de bir şükranımızı sunalım. Eskiden Türkiye toplumu 8-10 parçaya bölünmüşken şu an 2 parçaya böldüler toplumu. AK Partililer ve diğerleri diye. Çok şükür diğerleri olmaktan da şu an için memnunuz. En azından AK Partili olup da sorumluluğumuzu biz üzerimize düşeni yaptık ya da öyle düşünüyorum. Tarafsız olarak bütün siyasi partilerimize kapımız açık. Hatta önümüzdeki hafta telefon numaramı açıkça yazacağım. Diyeceğim ki sayın başkanlarım, siyasi partim ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partilerin temsilcilerini ağırlayabiliriz. Hepsine ekranımız, kameramız açık diyoruz. Evet başkanım, size çok teşekkür ederim. Geldiniz, zaman ayırdınız. Güzel şeyler konuştuk, sizi dinledik. Ben az önce ifade ettiğim gibi almak istediğimi aslında aldım. Çünkü evet duruşunuzu biliyorduk ama siyasi olarak sizden duymak istediğimiz cümleler vardı. Amaç da hasıl olmuş oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben, İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun teşekkür diyelim. Ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çünkü hep ifade ettik, yolunuz uzun. Umarım başarılarla hal olursunuz. Evet değerli izleyenler, bize ayrılan süreye burada son verdik. Çünkü yolumuz uzun. Biz de buradan Ordu'ya gideceğiz. Hepinize, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Mesajlarınızla bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer okuyamadığınız mesajlar varsa, evet WhatsApp'tan da mesajlar gelmiş. Şimdiden özür diliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta telafi ederiz diye ümit ediyoruz. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar ekranlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.